bugün, dünden iyi yarın belki. Gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat ne de olsa. Yeşiller de var arayıp bulana. Abla, ben Zeynep Elalların bahçesine oyun oynamaya gidiyorum. Tamam ablacığım ama bahçeden çıkma sakın, tamam? Tamam, hayırlı işler. Aa, sen işe mi başladın? Ne zaman, nerede? Amcamın lokantasında çalışıyor. Amcanın çalıştığı lokantada... O ahlaksız kadının lokantasında yani. Yani daha çok yeni, 2 gün falan oldu yenge. Yazıklar olsun sağ Asiye. Size verdiğim emeği, başınızı sokun diye verdiğim çatıya yazıklar olsun. Yenge ben kötü bir şey yapmıyorum, çalışıyorum sadece. Nerede çalışıyorsun? O ahlaksız kadının yerinde çalışıyor. Düşmanımla ortaklık yaptın Asiye. Para için yengeni sattın. Yazıklar olsun sağ. Meğer sen de o kadın kadar kötü biriymişsin. Tanıyamamışım ben seni. Yenge kendine gel. Ben size analık edeyim, kalbimi açayım, evimi açayım. Siz ne yapın? Benim kuyumu kazın. Yazıklar olsun size. Ananız mezarında dört dönüyordur şimdi. Ah benim kızım neler yapıyor diye. Alacağınız olsun. Ömer ben kötü bir şey yapmadım ki. Borçlarımızı ödeyelim, karnımızı doyuralım diye bir şeyler yapmak istedim sadece. Ya kızım deli misin? Bana mı anlatıyorsun bunu? Yengem işte takılma. Nasıl anlamak istiyorsa onu öyle anlıyor ya. Boş ver. Sen üzme canını. Hallettin yani o işi. Hallettim efendim. Nasıl? Çocuklar iyi bakıyorlar mı burada size? Evet. Sevdiler beni. Peki siz? Siz onları sevdiniz mi? Sevmez olur muyum? Hepsi de pırlanta gibi çocuklar maşallah. Kim olduğunuzu ne zaman söyleyeceksiniz? Bilmiyorum İsmail. Bilmiyorum. Hiç böyle olacağını sanmıyordum. Ama korkuyorum. Neden efendim? Ömer beni kafası gidik sevgi teyze olarak sevdi. Şimdi Suzan'la Ahmet'in, yani annesiyle babasının ayrılmasına sebep olan kadın olduğumu bilse, yine sever mi ki? Yani baba annesi olduğumu bilse, ha? Özel mi konuşuyorsunuz? Yani istiyorsanız çıkalım. Yo, özel mi özel değil. Sizi konuşuyorduk. Sizin ne kadar ilgisiz olduğunuzu anlatıyordum. İlgisiz mi? Ne konuda? Bahçedeki muzların hali ne öyle Cüneyt? Bir tanesi adam gibi olmadan hepsini kopartmışsınız. Kaç kere söyledim onlar olgunlaşınca koparın diye. Ama nerede? Doğru söylüyorsun Sevgi teyzeciğim ya. Birazcık daha dikkat etmemiz lazım, haklısın. Edin yavrum edin, muz bu. Kaç tane maymunun ömrü geçiyor onunla, yazık günah. Neyin var senin? Bir şeye mi üzüldün? Yengemle kavga ettik de biraz. Geçer ama siz dert etmeyin. Ay yok, ne dert edeceğim? Ben zaten sevmiyorum o kadını. Oğlanın sünnetindeki bütün altınları satıp... Kendine mutfak robotu aldığı için sinirleniyorum ona. Bana bak,
Sakın ha söyleme ama. Başıma salma o çatlağı sonra. Tamam. Bak bu haliyle bile yengem hakkında şaşırtıcı yorum yapmıyor, görüyorsun değil mi? Sendeki tartık İsmail. Git ama Nuran'ın yakında konseri var. Ona gel muhakkak. Hem solist olacak bu sefer kızım. Tabii ki, tabii ki gelirim sevgili teyzeciğim. Tabii ki gelirim. Cüneyt'ciğim, sen de giderken bahçeden muz ver azıcık abi. Hadi güzel oğlum. Koparma diyordun daha. Tamam, halledeceğim ben sevgili teyze, merak etme. O zaman gidiyorum ben. Teyzeciğim, görüşürüz. Güle güle, güle güle. Görüşürüz oğlum, görüşürüz. Size yük oluyor diye alıp bize götüreyim dedim ama halinden o kadar memnun ki. Çok ısrar edemedim. Çok sevmiş sizi anlaşılan. Vallahi biz de Sevgi teyzeyi çok sevdik. Ya böyle yaşlı bir akrabamız gibi oldu. İstediği kadar kalabilir bizde. İyi o zaman. Bir şey olursa haberleşiriz yine. Tamam. Sevgi teyze bize emanet, merak etme. Teyzem görüşürüz. Görüşürüz oğlum, görüşürüz. Alacaklılar bize inanır da şu Akif okulu sattığı parayı borsaya morsaya koymadan durdurabiliriz. Evet, evet. Zaten o parayla Akif'e borçlarını ödetemezsek biz ancak rüyamızda görürüz Suzan'ı içeriden çıkarmayı. Yani şu anda bu adamı ikna etmemiz şart. Evet. Hayırdır hanımlar? O dolandırıcının borcunu ödemek için ek süre falan istemeye geldiyseniz ben size o gün söyleyeceğimi söyledim. Ek süre falan yok yani. Ya yo 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 biz öyle bir şey söylemeye gelmedik. Aksine çok haklısınız. Hiç ek süreye falan ihtiyaç duymadan bence hemen gidin bugün isteyin borcunuzu demek için geldik. Tabii. Bu ne demek şimdi? Şöyle Ekrem Bey, ben izah edeyim size. Akif okulu sattı. Sattı ama size olan borcunu ödemek yerine o parayı borsada değerlendirecekmiş. Biz de size bunu çıtlatalım istedik. Nasıl ya? Ulan burada bu kadar insan mağdur olurken bu şerefsiz herif hala yatırım peşinde mi koşuyor? Borcunu ödemek yerine çar kovalıyor, öyle mi? Yani. Şerefsiz. Vallahi Ekrem Beyciğim, yani bizden size tavsiye, bence elinizi çabuk tutsanız iyi olur. Yoksa bunca insanın mağduriyeti aynen devam edecek vallahi. Anladım hanımlar, anladım. Sağ olun. Bu elinizi bir kenara yazıyorum. Bende artık bir krediniz var. Ne zaman gerekirse. Sağ olun, çok naziksiniz. Eksik olmayın. Oldu o zaman Ekrem Beyciğim, siz çok meşgulsünüzdür. Biz fazla vaktinizi almayalım. Size iyi günler. İyi günler. Kolay gelsin. Hayırlı işler. Biliyordunuz değil mi? Biliyordunuz da benden sakladınız. Neyi? Asiye'nin o ahlaksız, yuva yıkan kadının yanında çalıştığını biliyordunuz, benden sakladınız. Anne, vallahi ben de dün öğrendim. Ama bir şey diyemedim, Asiye kendisi söylesin istedim. Söyledi, söyledi. Asiye değil, o arsız Ömer söyledi. Bir de böyle göğsünü gerine gerine, Asiye amcamın yanında çalışıyor dedi. Çok büyük marifetmiş gibi. Sanırım ilk defa sana onları savunmayacağım anne. Ben de çok kızgınım. Yani sisterim, bence haksızlık ediyoruz. Yani ben dün gece birazcık üstüne düşündüm de. Yani sonuçta başka bir seçeneği olsa yani orada çalış.
Tabii canım, sonuçta bir seçenek yaratılabilirdi. Seçenekler tabii niçindir? İnsanlar içindir. Bu saatten sonra benden en ufak bir şey saklarsanız, o nankörlerin tarafını tutarsanız vallahi hakkımı helal etmem size. Bu kez aynı taraftayız anne. Merak etme, olmayacak öyle bir şey. Olmaz. Olmaz yani, öyle bir şey olmaz. Tamam Badır'ım, bakma öyle, olmaz. İşe mi? Ayaklarım geri geri gitse de evet. Ya saçmalama kızım, ne geri geri gitmesi? Sanki keyfinden çalışıyor ne? Ya orası öyle de o kadar gerginliğe sebep oldum ki, huzursuz oldu içim. Olma olma, hiç gerek yok öyle şeyler. Hem burada yanlış yapan sen değilsin. Yengem geldi buraya öyle bağırdı çağırdı falan, ne gerek var yani? Bak aynı durumda olsa biz öyle bir şey yapmazdık. Evet, biz hiçbir şey söylemezdik. Bak hatta şöyle söyleyeyim. Lokantada yarışasın, ben de gider çalışırım ha. Sonuçta çalışıyorsun kızım, ahlaksızlık yapmıyorsun, çalmıyorsun. Nedir yani? O yüzden hiç takılma, canını da sıkma. Hem daha ödenecek çok borcumuz var kızım. Çalışmamız lazım, çalışmamız. Evet, kira zamanı da geldi değil mi? He ya. Ev sahibinin çıkım oradan demesi yakındır. Ne yapacağız peki? Bilmiyorum. Ya bildiğim tek şey, iş seçme şansımız yok Asiye. Çalışacağız ne bulursak. Evet doğru. Ben de burada işi beğendik mi beğenmedik mi diye konuşurken geç kalacağım, işi kaybedeceğim. Nereye gidiyorsun Nurhan'cığım sen? Konser için çalışmaya gidiyor sevgili teyze. Aferin sana, aferin. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Kolay gelsin. Ah, bak sanki hiç konuşmamış, yüzü kızarmamış gibi işe gidiyor. Ben kötü bir şey yapmıyorum. Yapmıyorum. Alacağın olsun Asiye. Ah ah, kime diyorum? Kime laf anlatıyorum ki ben? Ne oldu anne? Asiye. Sanki onca lafı duymamış, yüzü kızarmamış gibi ha, yine giyinmiş işe gidiyor. Yani bu saatte başka nereye gidecek ki? Anne ben de çok şaşkınım ya. Asiye'den böyle bir şey hiç beklemezdim. Üstelik biliyor o kadının babamı bizden nasıl uzaklaştırdığını. Kaç kere dedim. Bırak bırak Allah aşkına. Demek ki mutluluğumuzu çekemiyorlarmış, istemiyorlarmış. Yani onca lafı duyduktan sonra hala o kadının yanında çalışmaya gidiyorsa, aa da benim diyecek tek bir sözüm yok. Hakkımı da helal etmiyorum. Haklısın anne. Çok haklısın. Ben yapacağımı biliyorum. Bundan sonra el mi yaman, bey mi yaman görecekler. Adırım. Ne oldu? Nasıl bir plan içerisindesin yine böyle? Bir hazırlık var belli ki. Nereye yakıyorsun yıkıyor? Oğulcan, sen bu aralar pek bir gözüme batıyorsun benim. Zevzekliğin zamanı mı şimdi? Şaka yaptım. Yapma. Bana şaka maka yapma. Yapma Oğulcan, gerçekten yapma. Şu an durum ciddi, annem de çok kızgın. Gördüm. Geri gireyim. Ah be kara sevdam. Ya bakma bana öyle, ne olur bana öyle bakma ya. Biliyorum zor. Biliyorum çok zor. Biraz daha dayan içeride. Şu parayı birazcık daha arttırayım. Birazcık daha fazlalaşsın paramız. E çıkınca zaten beraber yiyeceğiz bunu. Ne olur az daha sabret. Bak ne olur. Bu ne arkadaş ya? Bu nedir ya? Artık alacaklar kapıya mı dayandı? Bu nedir ya? Geldim. Geldim, geldim. Ekrem, hayırdır inşallah ya? Ne oldu bu saatte? Hayır Akif, hayır. Ne oldu, sen beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa?
Ya estağfurullah, sevinmez olur muyum hiç? Ben de seni arayacaktım şu alacak verecek mevzu için. Şimdi böyle karşımda görünce birden şaşırdım. Hayırdır Ekrem? Abi, bir sıkıntın var? Var Akif, var. Hem de büyük bir sıkıntı var. Adı ne biliyor musun? Akif'in borçları. Aa, aman yapma böyle ya. Vallahi yapma böyle. Ben üzülüyorum artık ya. Ya abicim, benim adım Akif Atakul ya. Ya kimin bende parası kalmış Allah'ını seversen? Bak vallahi üzülüyorum ya. Üzül Akif. Üzül, sabaha kadar üzül. Umurumda değil. Yarın eline para geçecekmiş, okulu satmışsın. Bana olan borcunu ödeyeceksin değil mi? Ne oldu Akif? Yoksa parayı başka yerlere mi yatıracaktın? Olur mu ya? Öyle şey Allah'ını seversen. O ne biçim bir lakırdı yani. Hayır, ben zaten arayıp sana onun müjdesini verecektim de... sen böyle gelince birdenbire şaşırdım abim benim. Bana yalan söylemeye çalış Akif. Okulu satıp aldığın parayı borsaya yatıracağını duydum. Sakın, sakın acı. Abim, lütfen yapma artık, ne olur sen bana yapma bunu ya. Ben yani senin sana olan borcumu ödeyeceğim, emin ol bundan ya. Emin. Ödeyeceğine eminim. Ödemezsen bu gece zaten son gecen olur. Hadi gidelim çocuklar. Arkadaş bu ne ya? Bu nedir? Vallahi delireceğim artık. Delireceğim ben ya. Lan bu manyağın nereden haberi oldu benim borsaya para yatıracağımdan ya? Hayır yani düşün. Ulan Celil bu taşın altından da sen çıkarsan... seni bitirdim oğlum. Oldu. Pırıl pırıl oldu. Ya ayna niyetini kullanabiliriz artık ya. Allah Allah, iyi misin kızım sen? Tam algılayamadım dediğin amca, ne dedin? Ya bir şey demiyorum. Dalgın gibisin sanki. Her şey yolunda mı? İyi misin? İyiyim ya, bir şeyim yok. Allah Allah. Sahi mi? Ya yengem bugün benim burada çalıştığımı öğrenip biraz delirdi de. Ben kötü bir şey yapmıyorum ki amca. Ama yengem, ben sizin karnınızı doyuruyorum. Sizin başınıza sokacak çatı veriyorum ama sizin bana yaptığınıza bak falan filan dedi. Hiç halimizden anlamıyor yani. Kızım, kendinden başka hiç kimseyi düşünmeyen bir kadından bahsediyorsun ya. Yani sizin halinizi nasıl anlasın o? Biliyorum amca da, üzülüyorum işte. Bir de inşallah birazcık daha hırslanıp kötü şeyler yapmaz yani. Yok artık. Öyle bir şey yaparsa karşısında beni bulur. İnşallah yapmaz amca. İnşallah yapmaz da senin de huzurunu kaçırmaz. Yok kızım, yok, merak etme sen. Yani Şengül duru durağı yok işte, biliyorsun. Sakin kalması çok zor bir ihtimal ama belki bu sefer 40 yılda bir de olsa bir denk gelir, doğru şey yapar. Sen takılma bunları, tamam mı yavrum? Sen yanlış bir şey yapmadın. Yok efendim, ben neden böyle bir şey yapayım? Yani sizin kaç milyon borcunuz olan insana onu sallamayıp parayı borsaya yatıracağınızı söyleyeceğim. Olur mu efendim böyle bir şey? Oğlum benim yediğim bütün altı sen biliyorsun. O yüzden de ben de bütün altı senden biliyorum. Kusura bakmayacaksın yani. Hayır efendim, asla yani. Ben böyle bir şey yapmadım, hayatta da yapmam. Yani bunlar benim iş prensibime aykırı efendim. Lan bırak iş prensibiymiş. Vallahi ben bugüne kadar ilk fırsatta patronumu aldatırım diyen bir çalışan görmedim zaten. Ama ilk fırsatta patronunu aldatan çalışanı gördüm Celil Efendi. O yüzden hiç öyle bana prensip prensip mi? Ben yemem o işleri. Peki efendim. Neyse, konumuz bu değil zaten. Nereden duyduysa duymuş. Konumuz şu Celil'cim. Biz o hisse senetlerini alamıyoruz. Gerçekten Akif Bey, yapmayın ama çok karlı bir iş olacaktı efendim ya.
Sen beni nerenle dinliyorsun ya? Adam evimi bastı, evimi. Üstü kapalı beni ölümle tehdit etti. Sen deli misin ya? Hayır, ben deli miyim? Ben manyak mıyım ben? Para kazanacağım şey niye hayır diyeyim yoksa? Allah Allah. Anladım Akif Bey. Hayret. Anladıysan ne mutlu. Tövbe. Akif Bey, bu arada Tarhan Bey'in ödemesinin geri kalan kısmı yarın hesaplarımıza geçmiş olacak. Bu Tolga Barçın'ın babasının yani. Bir de efendim bugün şöyle bir gelişme oldu. Bir telefon geldi ve bugün okul için bir alıcı daha teklif verdi. Yani biz bu teklifi değerlendirmeye alalım mı, yoksa okulun satışı gerçekleşti deyip hiç değerlendirmeyelim mi? Ne kadarmış bu yeni teklif? Akif Bey, Tolga Barçın'ın babasının verdiği teklifin 1,5 katı. Ve sen bunu bana soruyor musun? Sen bir de bunu bana soruyor musun ya? Yeni teklif eskisinden fazlaysa eskisinin bir hükmü yoktur. Bu kadar basit. Para konuşur. Herkes susar, para konuşur. Benim de prensibim bu. Kusura bakmayacaksın. Prensip budur yani. Para konuşur. Bitti. Aa, Ömer geldi galiba. Yatma saatimiz. Olcan dur. Ne oldu? Sakın ısrar etmeye kalkma. Hayır falan da deme. Ne hayır demeyeyim? Sen dediğimi yap sadece. Oo, kızı geç. Erken mi geldim, yatmıyorsunuz mu? Yok be, takılıyorduk öyle boş boş nette falan. Bence gidebilirsin ya. Nasıl? Sevgi teyze de artık sizin aileden biri ya. Beraber kalabilirsiniz, onu diyorum. Siz ailecek, biz ailecek. Böylece birbirimize karışmamış oluruz. Kızım ne saçmalıyorsun sen? Kapalı da ortamdayız. Nereden güneş geçtiyse başına. Öyle saçmalıyor işte. Yo, bence saçmalamıyorum Olcan. Belli ki Ömer'cim, farklı doğruları olan iki ayrı aileyiz biz. O yüzden dedim ki, yerimiz, yurdumuz, sınırımız belli olsun. Herkes kendi tarafında kalsın. Bence çok keskin laflar ediyorsun. Ama sen bilirsin. Hadi hayırlı geceler. Kuzi, Aybüke ne yapıyorsun? Ya Kuzi, bir dinler misin? Bir gelir misin? Ya Aybüke, ne saçmalıyorsun sen ya? Ha? Ya ben sizin aranızda kalmaktan sıkıldım. Vallahi bak sıkıldım ya. Sanki her şey çok güzelmiş gibi. Of. Vay be Aybüke. Bu kadar borcun içinde bu tribe attın ya. Helal olsun valla. Kuzi. Ya biliyorum sen bozuldun ama Aybüke böyle işte, annem gibi çok keskin. Ya anlayacak hata yaptığını da işte ne zaman. İnşallah anlar kuzen. Yani başka diyecek bir şeyim yok. Sen nasıl kalacaksın orada? Sevgi teyze falan da var. İstersen bak şöyle yapalım. Ben Aybüke uyuduğu zaman seni çağırayım. Gizli gizli böyle girelim. Yok, hiç öyle yapmayalım. Aybüke Hanım sınır çizmek istemiş. Biz de saygı duyarız yani. Sıkıntı yok. Sonuçta biz utanılacak bir şey yapmadık. Ne yaptığımız belli, niye yaptığımız belli yani. Keyfi bilir. O yüzden çok da zorlamaya gerek yok. İyi, öyle diyorsan. Ne diyeyim, haklısın. Sen sıkma canını da ben yatacak bir yer bulurum. Tamam? Tamam. Hadi iyi geceler. Ömer. Heh. Allah'ım sarılacak. İyi biraz. Hadi iyi geceler. Anladım efendim. O zaman ben yeni alıcıyla görüşüyorum. Tabii ki. Tabii ki görüşüyorsun ya. Ne yapacaksın? Tabii ki görüşeceksin ya. Tamam. Daha işte bu satış işleminden sonra da malı, mülkü, her şeyi bu Aylin'le Nebati'nin üstünden almamız gerekiyor. Ben çok işkilleniyorum o işe, biliyor musun Celil? Çok işkilleniyorum yani. Bunlar böyle imza imza bir şeyler diyorlar. Oradan bir katakulle çıkacak yani, ben sana söyleyeyim. Acilen temiz bir yere taşımamız gerekiyor malı, mülkü. Vallahi yani Akif Bey, bu devirde de insanın kendi karısından daha fazla güvenebileceği kim bulacaksınız ki yani? Çok zor efendim. Kendi karısı değil. Eski karısı.
kendi karısı değil. Onda bir mutabık olalım. Bilmiyorum işte. Ben de düşünüyorum. Yani Akif Bey, bence insanın en güvenebileceği kişiler insanın kendi kanından, kendi canından, kendi ailesine olan insanlar efendim. Yani ben bunu bilir bunu söylerim efendim. Ne güzel söylersin be. Ne güzel söylersin be. Vallahi ağzın bal yesin senin. Ağzın bal yesin Celil'im ya. Oh be. Vallahi durmuş saat bile günde ilk kere doğruyu gösterir bana denk geldin. Vallahi doğruyu göstereceğinden bana denk geldin. Oh be. Vallahi çok güzel fikir verdin ha. Ne dedim ki efendim? Doruk dedin oğlum. Doruk dedin. İnsan kanından, canından olandan daha fazla kime güvenebilir ki? Tabii ki oğluma güveneceğim. Kuracağım oğlumun üstüne bir şirket. Malımı, mülkümü, her şeyimi onun üstüne yapacağım ya. Akif Bey çok iyi plan efendim. Çok doğru söylüyorsunuz. Hem de öyle bir karakterim var. Ben çok iyi plan kurarım. Da işte neden daha önce aklıma gelmedi acaba? Keşke daha önce aklıma geleydi. Ben direkt evladımın üstüne kurardım şirketi ya. Uğraşmazdım böyle bin tane kataküllüyle uğraşmazdım ama işte neyse. Çok o ara her şey karışıktı ya. Demek ki düşünemedik. Neyse olsun, olsun. İyi oldu. Böyle öyle. Vallahi bir rahatladım ha. Oh! Vallahi rahatladım. Aslan oldum benim. Ne oldu Ömer? Neden halbuki burada değil de sen buradasın? Ya onlara gittim de gelmek istemedim. Böylesi daha doğru. Herkes kendi tarafında kalsın falan dedi işte. Saçmaladı anlayacağım. Yengemle biraz oldular yani. Ama ne yaparlarsa yapsınlar. İş nasıldı? Çok yoruldu mu? Yok çok yorulmadım da. Biraz deterjanla elim kötü oldu. Ama Gönül abla bir krem verdi onu sürerim. Yengem bir yandan geliyor bize gereksiz yere bağırıyor, çağırıyor, deliriyor falan. Diğer yandan Gönül abla iyiliğimizi istiyor görüyor musun? Ya aklıma şu geliyor, yalan yok. Amcam bu kadına bu kadar sene nasıl tahammül etti ya? Vallahi başkası olsa sıkıntıda ölürdü şimdi. Ya yok hiç oralara girme ya. Onların ilişkisi bizi hiç ilgilendirmiyor, boş ver. Neyse Nurhan'cığım, hadi yat. Okul var yarın, hadi. İyi geceler. İyi geceler Cüneyt'ciğim. Şu krem süreyim de. Senin canından, kanından bu çocuk Sevgi Hanım. İstemiyorum onu ne demek ya? Ben sırf senin kızından uzak dursun diye... kendi oğlumla arama kilometreler koydum Mümtaz Efendi. Ben bunu yapabilecek kadar karşıyken bu ilişkiye... istemediğim bir beraberliğin günah doğumunu niye alayım yanıma? Ne hali varsa görsün. Sen de ne yaparsan yap o çocuğu. Ben de istemiyorum o zaman. Madem ki sen oğlunu buralardan uzaklaştırdın, ben de kızımın başını yere eğdirtmem. Atarım sokağa giderim. Ne yaparsan yap. Yeter ki bir daha kapıma gelme. Karşıma da çıkartma. Hadi nereye gidiyorsan git artık. Gidelim İsmail. Thank you.
Asiye, sen haftalık mı alacaksın, aylık mı, konuştun mu? Aylık diye konuşmuştuk. Ama ilk ay 100 lira kesilecek avans almıştım ya. Ha, biliyorum onu, biliyorum. Zaten notunu almışım. Sevgi teyzenin hesabından düşmüşüz. Ne hesabı? Neden bahsediyorsunuz siz? Sevgi teyze, bizim sana borcumuz var ya. İşte elimize para geçtikçe ödüyoruz sana. Onun hesabını tutuyorum, karışmasın hesabımız diye. Aferin sana Cüneyt'ciğim. Senin ilkokulda da bütün defterlerin düzenliydi böyle. Ya seninki de kargacık burgacıktı ama zamanla düzelttim vallahi sen de. Yapacak bir şey yok. Tanrı misafiri teyzenin bile seni daha çok sevenini buldun ha. Ben de şeytan diyor arkadan. Olayım bu benim. Alo Doruk. Günaydın canım sevgili. Müsait miydin? Günaydın. Okula gideceğiz birazdan. Bir şey mi oldu? Şu akşam konuştuğumuz. Tolgalar okula alırsa sizin bursunuzun kesilme ihtimali kafama takıldı da. Okuldan önce babamın yanına gidip buna engel olmanın bir yolu var mı diye konuşacağım. Çok teşekkür ederim. Yani hepimiz adına çok sağ ol. Rica ederim canım sevgili. Hem ayrıca senin bursunun kesileceği gün benim de akademik hayatımın sonu olacağı için... Yani senin olmadığın bir okula gitmeyi reddedeceğim için babam belki bir şeyler yapabilir. Ama bakalım işte. Tamam. Çok öpüyorum şimdi seni. Okulda görüşürüz. Tamam, ben de çok öpüyorum. Dikkat et. Doruk babasıyla bizim şu burs olayını konuşacakmış. Ne oldu ya? Kirayı ödeyebilmemiz için bugün 4 tane özel ders vermem lazım. Ki bu da imkansız. Ne yapacağız hiç bilmiyorum ya. Ben biliyorum. Bunları satabiliriz. Işıklı ayakkabı giymeyen bir sürü çocuk var. Ben de giymem. Çok sağ ol abicim ama biz ablanla bir şekilde halledeceğiz. Ama biliyor musun? Düşünmem bile bizi çok mutlu etti. Ama eğer olur da halledemezsek arkamızda sen varsın. Bunu biliyoruz. Tabii ki varım. Zaten biz bir aileyiz. O ailenin içinde ben de var mıyım? Tabii ki de var. Sen benim en sevdiğim Sevgi teyzemsin. Aybike bak, onu oradan çakamazsın. Ağacın arkasına gel, gel. Gel ha, kızım buradan buraya. Buradan mı? Ha, evet bak, kaldır, 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 kaldır. Ha, yukarı, 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 ha. Buraya mı? Ha, oraya çak. Çak kızım, çak. Bu ne? Ne oluyor burada? Siz tarafınızı seçtiniz. Aa, bundan sonra birbirimizin yüzünü görmeyelim diye aramıza sınır çekiyor. Sen de buna yardım ediyorsun yani, öyle mi Aybike? Bunda şaşılacak ne var Asiye annem, haklı. Kış, 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 kış! Şu tavukları da söyleyin, sakın bu tarafa geçmesinler. Bundan sonra isteyen istediği ahlaksızla görüşebilir. Kimsenin kimseye verecek hesabı yok artık. Ne oluyor burada? Yengem aramıza sınır çekiyor. İki taraf birbirinden ayrı olacakmış böylece.
Yani ben bir daha o tarafta oyun oynayamayacak mıyım? Oynayamayacaksın Emel'im. Sen geliyorsun burada oynuyorsun, ablan da gidiyor o yuvamı yıkan ahlaksız kadının yanında çalışıyor. Eski saf Şengül yengeniz yok artık. Saf diye bir de ya. Üzülme ablacığım sen, tamam. Boş ver abicim. Yengem işte sinirlenince garipleşiyor. Deli de geç. Deli deli boş ver. Gel kızım gel. Deli bu bence, deli. Anne ben gidiyorum, çantamı hazırlayacağım ya. Geç kızım. Eline sağlık. Aslan kızım benim. Okula birlikte gitmiyoruz herhalde. Yani bilmiyorum da çok da sorasım yok. Ben de sormam zaten. Hadi çantaları alıp çıkalım ya. Hadi. Madırım, bu ne böyle? Berlin duvarı mı kuruyorsun? Hayırdır? Ha, esprik mi yaptın şimdi sen? Çok mu komiksin olacaksın? Oğlum, sen daha işin ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Bu saate kadar her şeyi alttan aldım. Artık hiçbir şeye müsamaha gösteremem. O gönül denen kadından para almaları, onun için çalışıp onun yanında olmaları resmen annemle babamın arasını bozan kadına yancılık etmek gibi bir şey olacak. Vallahi ne diyeyim bilmiyorum ama ben sizin böyle hissettiğiniz gibi bir şey hissetmiyorum he. Söyleyeyim. Herhalde ben böyle farklı bir açıdan yaklaşıyorum olaya. Olcan başlatma şimdi senin açına. Benim derdim başımdan aşkın. Acım benden büyük. Boşanma mahkemesi var bugün, öyle boş boş ağzını açma. He. Madırım, biz de gelelim mahkemeye. Yok oğlum, gerekmez. Zaten 5 dakika sürecek, sonu belli. Ha çocuklar, okulunuza gidin. Allah sizin açıklığı versin. Ben bir yere uğrayacağım ilk önce. Ya bir dur, nereye uğrayacağım? Kırtasiye'ye uğrayacağım. Ya tamam da neden? Hayırdır, rüyanda böyle kokulu silgiler falan mı gördün, ne oldu? İlla alnımı mı yazmam lazım olacağım? Beraber yürümek istemiyorum işte. He, tamam da bir dur. Hadi Asya'ya gidelim zaten. Aynen, hızlı gidelim. Lütfen siz de durun ama bak bu şekilde olmaz ya, çok saçma ya. Bir durun, bir bekleyin. Saçma. Herkesin her yaptığı çok mantıklı, benim isteklerim saçma, öyle mi? Halbuki bizim yaptığımız her şeyin bir sebebi var. Yani biz kimsenin canını sıkmak istemiyoruz senin gibi. Benim de hoşuma gitmeyen, canımı sıkan şeyler karşısında tavrım gayet net. Evet, tavrın gayet net. Aferin. Ben gidiyorum, geliyor musun? Geliyorum. Ben gidiyorum, okulda görüşürüz o zaman. Burama kadar geldi ya. Aha. Arkadaş, bildiğin kalp kalbe karşıymış ya. Ben de senin yanına geliyordum oğlum. Benim yanıma mı? He. Neden? Ya işle ilgili bir mevzuda. Hayırdır? Sen niye geldin? Baba ya, şu okulun satışı ile ilgili konuşacaktım da seninle. Olur oğlum, konuşalım. Buyur. Bu Tolga'nın babası okul alacakmış ya. İlk işi bursları iptal etmek olacakmış. Bunu yapmasına engel olabilir misin? Vallahi ben artık bu bebeden çok sıkıldım ha. Hayır, yemiyor, içmiyor, yetiştiriyor. Bir de yani kötülük planları yapıyor üstüne. Neresi Junior? Neresi Junior? Master psikopat ya. Tövbe yarabbim. İşte. Sen merak etme. O iş iptal. Nasıl yani iptal? Satmıyorum. Mal benim değil mi ya? Satmıyorum, Allah Allah. Daha fazla veren birini buldum. Ona vereceğim okulu. Gerçekten mi? Tolga okulun yeni sahibi değil yani, öyle mi? Değil. Değil. Yeni müşteriyle anlaşmayı imzalayınca Tolga'nın babasını arayacağım. Diyeceğim ki satmıyorum okulu. Hadi. Hadi güle güle diyeceğim. Bitti. Bu kadar. Süper bir habermiş bu. Acayip rahatladım biliyor musun ya? Eyvallah aslanım. Deli deli. O oğlan deli valla. Sen bu arada işle ilgili bir yardım isteyecektin benden. O neydi? Ya oğlum bak, benim işlerime devam edebilmem için
yeni ve temiz bir şirket kurmam gerekiyor. Ve malum sebeplerden dolayı da o şirketi kendi üstüme kuramıyorum. Ya işte malımı, mülkümü, varımı, yoğumu emanet edebileceğim, canım kadar güvenebildiğim temiz birinin üstünü açmam gerekiyor. Bu dünyada canımı bile emanet edebileceğim bir kişi var. O da sensin oğlum. Eğer bu zor gününde babana yardım edersen beni çok sevindirirsin. Tabii ki babacığım, lafım olur. Ne yapmam gerekiyor onu söylesen. Aslanım benim ya. Yani bir şey yapman gerekmiyor. Sen sadece kimliğini vereceksin, gerisini Celil halledecek bir şekilde. Buyurunuz Akif Atakul. Ulan. Ulan kralsın, doğru Katakul. Tamam. Şimdi Celil işlemleri halledecek. Sen de gelip bir imza atacaksın, o kadar. Bitti gitti. Anlaştık babacığım, tamamdır. Ulan gel bir sarılayım sana be. Hadi hayırlı. Aslanım be. Hadi o zaman, hadi gel. Hadi bir kahve içecek. Okul var ya, geç kalmayayım. Ya oğlum tamam, bir kahveyle geç kalmazsın, gel. Hadi. En gel. Neticesinde okul bizim sanki. Neticede ya, bitmiştir. Hadi bakayım. İki kişi girince bir garip oldu ya. Hiç alışık değiliz ya. Evet, bundan sonra da öyle olacak gibi duruyor. Bakalım. Günaydın, Bremen müzikacıları. Hayırdır, eksiksiniz bakıyorum. Tolga, sabah sabah bulaşma. Ya oğlum, ben sana bulaşmadan yapamıyorum ki. Sen de biliyorsun artık, bunu yapma. Ne oldu harbiden? Nerede ekürleriniz? Ha, anladım. Bursların kesileceğini öğrenince biz kendimiz gururumuzla gideriz deyip kaçtılar. Öyle mi? Onlar gelince kendilerine sorarsın Tolga, tamam? Tamam, olur, sorarım. Ama bak bir durun. Ben şöyle hazır üzerinizde formalar falan varken bir fotoğrafınızı çekeyim, hatıra kalsın bizlere, değil mi? Bak bu telefonu alır. Kırarım. Kürasiye. E tabii, sen de kendince haklısın, ne yapacaksın? Ya birader, ben sana bir şey diyeceğim. Ben bu herifler gidiyor diye üzüleyim diyorum. Bir daha uğraşamayacağım diyorum. Daha üzülemiyorum ya. Bana ne canım, beter olsunlar ya. Ben de beceremiyorum kardeşim. Aynı dertten ben de muzdaribim. Olmuyor yani, bu varoşlara üzülemiyorum. Gürcistan'dan gelen siparişler var. Ondan sonra Ilgaz'la yapılacak olan anlaşma var. Bir dakika, bir dakika ya. Ilgaz kimdi ki? Ay, şu şey var ya, influencer kız var ya, Ilgaz. Neydi soyadı ya? Çok meşhur, bir sürü takipçisi falan var. Bak, onunla kesinlikle anlaşma yapmamız şart. Es geçemeyiz çünkü gençlere ulaşmamız gerekiyor onun sayesinde. Ya doğru söylüyorsun. E bir de AVM açılışı için standlar konacaktı. Onlara da tester göndermemiz gerekecek. Ay bana bak Ayla. Biz elimizdeki bu mallarla hepsine yetişemeyiz ki. Bizim yeniden üretim yapmaya başlamamız gerek. Ya doğru söylüyorsun. Yapmamız gerekiyor hayatım da. Paramız yok ki. Nasıl olacak o iş? Keşke bir yerlerden. Hanımlar günaydın. Ne yapıyorsunuz? Hiç. İşte Akif, sana da günaydın. Bir sürü siparişimiz var. Hangi birine yetişeceğiz diye düşünüyoruz kara kara. Hatta diyorduk ki keşke paramız olsa da yeniden üretim yapsak. Hiç bana bakmayın öyle, masum masum bana bakmayın. Benim de param yok. Vallahi billahi ya, yok param yok. Hiç mi yok? Ya okulu sattım daha yeni. Vallahi cebime girmedi para. Hemen aldım, borçları ödemeye başladım. Alacaklarım bir kısmına ödeme yapıyorum yani. Ha, e iyi o zaman madem. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Tabii, hayırlısı. Hayırlısı be gülüm, ne yapacaksın? Burada ne yazıyorsa o bir yerden sonra. Tabii. E o zaman bana müsaade, ben gidip karımı çıkaracağım daha. Aa, Suzan bugün çıkıyor mu? Ha, çıkıyor bugün. Ha. Borçları ödemeye başlayınca avukatla tahliye işlemlerine başladı. Bugün çıkaracağız inşallah. Eh, geçmiş olsun diyelim o zaman. Ben öyle bir adamım. Karım orada mapushane damlarında öyle dururken ben burada rahat rahat gezemem yani. O yüzden işte gideceğim, çıkaracağım şimdi bugün hayırlısıyla. O zaman hayra karşı diyorum. Hadi kolay gelsin. Güle güle Akif, güle güle. Yalanını yesinler senin düzenbanız. Ay, planımız işe yaramış. Gel gel. Yalnız bana bak.
Bu Ekrem Bey bunun üstüne nasıl gittiyse artık. Hemen koştur koştur gitmiş borcu ödemiş. Kesin feci bir şekilde tırsı bu, ben sana söyleyeyim. Tırsı tırsı. Ama tırsın. Beter olsun, müstahak buna. Ay tabii canım. Yalnız ne boş. Bana bak, Suzan bize yanlış yapmaz değil mi? Yani gidip kadınlar böyle böyle plan yaptılar. Sana onlar çıkarttırdı beni içeriden. Bunlar birlik olup seni bitirmeye çalışacak gibi gibi şeyler söylemez diye umuyorum. Hı? Yani bilemedim vallahi. Şimdi bak beni de şüpheye düşürdün. Herhalde yapmaz yani, akıllanmıştır onca yaşanan şeyden sonra kendine geldiğini düşünüyorum. İnşallah. Yani. Yakında anlarız. Tabii tabii anlarız. İllaki anlarız yani. Hadi yüzük yüzük kuyruğuna geldik. Sorunsuz, problemsiz bitsin gitsin şu iş inşallah. Orhan, ne oldu? Halloldu mu? Bitti, bitti çok şükür. Boşandık, bitti. Sessiz, sakin, huzurlu bir hayata başlayabileceğim inşallah. Hey, gözün aydın. Muradına erdin. Hadi kurtuldun benden. Sana getirdiğim kınadan kalan kısmını Orhancığına ver, o da yaksın müsait bir yerlerine. Terbiyesiz. Ya bir dur artık, ne olursun ya. Burada yapma bari, ne olursun. Bir rahat huzur ver artık ya. Verdim, verdim. Rahat ve huzurlu hayatını doya doya yaşa. Ama yaşayacağınız o hayatta benim çocuklarım olmayacak. Bunu da aklına sok. Ne demek lan olmayacak? Ne demek olmayacak? Onlar senin çocuklarınsa benim de çocuklarım. Sen anasıysan ben de babalarıyım onların. Ne demek olmayacak ya? Her zaman hayatımda olacak. Ya sen merak etme. Ona siz değil, bir kere mahkeme karar verir. Dış kapının mandalı. Sen ne konuşuyorsun? Senin fikrin soran oldu mu? Bin bir türlü alavere dalavereyle yeğenlerimin aklını çelmişsin. Ama çocuklarıma bunu yaptırmam. Ha dur, dur bir dakika, dur dur. Tamam çocuklarım bir yana. Sen benim yeğenlerime ne karışıyorsun ya? Ha? Sen ne istiyorsun o yetimlerden? Şimdi orada çalışmayacağım, burada çalışmayacağım diye beyinlerinin etini yiyorsun. Ne karışıyorsun sen ya? Seni hiç ilgilendirmez. Sen karışma benim işime. Ne demek lan karışma? Karışırım ya. Onlar benim yeğenlerim, benim. Abimin emanetleri lan onlar bana. Ha öyle yani. Onlar senin yeğenlerin, senin emanetlerin öyle mi Orhan Efendi? Ha diyorsun yani artık benim bağım kalmadı, ispatı da bu. İyi o zaman. İstediğimi söylerim, istediğimi yaparım. Ulan daha ne yapacaksın onlara? Daha ne yapacaksın ya? Daha ne yapacaksın? Ya çocukları kümese kapattırdın. Kardeşleri birbirinden ayırdın. Bir tanesini satmaya kalktın. Bir tanesi mafyalara bulaştı. İki kuruş para kopartacağım ondan diye ses etmedin. Şimdi çocukların ekmeğiyle oynuyor ya. Daha ne yapacaksın sen? Bir söylesene bana ya. Ne yapacaksın daha? Söylemeyeceğim. İzle ve gör. Madem senin yeğenlerin, madem senin emanetlerin, sağda solda fingir diyeceğine kır dizini, otur aşağı, yeğenlerine sahip çık. Lan bir manyak manyak konuşma. Bana bak, bir şey yapmaya kalkma sakın, duydun mu beni? Boş. Duydun mu beni? Bir şey yapamaz, boş boş konuşuyor. Ya Gönül bilmiyorsun ya, Şengül bu, Şengül. Bu her şeyi yapar. Yapamaz. Geç şöyle sakinleş biraz. Ha. Bizim kümes takımının devamı da geldi sonunda. Kanka bir daha dörtlü veda servisi yapacak olursan ben de olayım. Bensiz olmasın, tamam? Ne diyorsun, ben ne vedası? Ya Aybikciğim, benim babam biraz okulu satın aldı da. İlk hukukatı olarak da burslarımı kesecekmiş, ne öyle bir şey. Nasıl? Doğru mu lan bu? Toplan. Dur. Doğru, dün ayağımıza kadar geldi, söylene. Peki bunu bize söylemeyi düşünüyor muydunuz? Ya da şöyle sorayım yine. Bize ne zaman söylemeyi düşünüyordunuz? Halbuki işe girdiğimden beri yüzüme bakmıyorsun. Hangi ara söyleyecektim acaba? Asiye'yle Aybik'i küslü. Gerginler diyelim. Hayda. İşler bence hiç boşuna yayılmayın. Defter kitapta çıkarmayın. Ne saçmalıyor ya yine bu Tolgacık? Hiç ya. Ne saçmalasın? Okulu babam satın aldı da artık senin baban okulun sahibi değil. Onu. Diyorsun. Herkes de taklitçi oldu arkadaş ya. He diyorum, ne oldu? Bir sıkıntı mı var?
Vallahi Tolgacık bir sıkıntı var da bizde değil. Sende olacak gibi. Baban okulu falan satın almamış oğlum. Okul başkasının olmuş. Allah Allah ya. Bak sen şu işe. Kimden duydun acaba sen bunu? Babam söyledi. İdolün. Oğlum biz daha dün konuştuk. Saçma sapan konuşma. Vallahi Tolgacık eğer konuştuğun kişi Akif Atakul'sa dün dündür. Bugün de bugün. Her an her şey değişebilir yani. Eğer işler onun çıkarınaysa tabii. Bak, bence sen o çeneni kapat. Yakışıklı prens, tamam. Benim babam okulu satın aldı. Senin baban da okulu sattı. Okul artık benim babamın. Tamam. Tolga, sen acaba bir babanı arayıp sorsan mı hani netleştirmek için? Bravo kardeşim ya. Bravo vallahi. Çok düşünüyor musun acaba sen bu parlak fikirleri bulmak için? He? Doruk, çok güzel bir haber bu. Çok sağ ol babanla konuştuğun için. Vallahi konuştum ama ikna etmeme pek gerek kalmadı. Başkası daha çok teklif vermiş, bizimkisi de ona zıplamış. Canı sıkılan okul alıyor arkadaş. Nasıl bir para bu? Doruk, sen buraya geç istersen. Nasıl yani? Sen geç, ben oraya geçerim. Nasıl istersen. Şu lokanta işi büyüdü galiba ha? Fazlasıyla. Aramıza çarşaf bile geldiler bahçede. Şaka yapıyorsun ya. Ne yazık ki şaka değil. Gerçekten çok şaşkınım ya. Aybike'nin meseleyi bu kadar büyüteceğini hiç beklemezdim. Burak hocam. Hocam müsaitseniz bir konuşabilir miyiz? Buyur Tolga. Hocam benim babam okulu satın alacaktı. Hatta biz kaporayı falan da verdik. Ama şimdi Doruk gelmiş, saçma sapan öyle bir şey yok. Baban okulu falan satın almadı gibi şeyler söylüyor. Sizin bir bilginiz var mı? Vallahi okulun satıldığını biliyorum. Ama kimin satın aldığı bilgisi yok bende. Sen en iyisi bir Akif Bey'le konuş istersen. Olur mu? Diyorsunuz. Tamam hocam, sağ ol. Ne olur böyle bir şey yapmış olma Akif amca, ne olur. Arkadaş, kurtulamadık bu psikopattan. Bu ne ya? Ha, söyle. Dinliyorum. Tolga Barçın, buyur. Akif amca, okulu başkasına satmışsın. Doğru mu bu? He, doğru. Daha fazla para veren biri çıktı. Sattım gitti. Ya nasıl olur böyle bir şey? Böyle bir şeyi nasıl yapabilirsin ya? Niye şaşırıyorsun ki oğlum? Sen buna, bu ticaret. Sen daha fazla para verdin, başkasını yedin. Başka biri de geldi, senden daha fazla para verdi, seni yedi. Ne şaşırdın ki yani? Ya ben senin izinden yürüyorum dedim. Sana idolümsün dedim. Ben gittim bu fakir bebelerine ders vereceğim diye. Sizi okuldan atıyorum falan dedim. Ayar verdim heriflere. Senin bu yaptığın oldu mu? Sen beni nasıl bir duruma düşürdüğünün farkında mısın ya? Oğlum bana bak. Eğer benim izimden geliyorsan artistlik yapmadan önce eşeğini sağlam kaza bağlamayı öğreneceksin. Tamam mı? Ha, bu da sana ders olsun işte. Hadi bakalım. Anladım. Yani sen diyorsun ki kurtardın beni aslanım derken ders verdim, sanalara döndük. Öyle mi? Satıyorsun yani beni. Aa, yok, hayır. Ben seni satmıyorum. Ben okulu satıyorum. Hatta bak, satıyorum, satıyorum, sattım. Haydi bakalım, geçmiş olsun. Tolga Efendi, senin kafandaki 40 tane tilki benim kafamdaki topal tavşanı yakalayamaz. Ha, bu da sana ders olsun. Hadi bakayım, hayra karşı. Ruh hastası. Kapat sen Akif amca, kapat. İdolümsün ama illaki günün birinde bana işin düşer. O zaman görüşürüz biz seninle. Geçmiş olsun. Sağ olun. Şuraya bir imzamızı alalım. Özel eşyalarınızı aldığınızda dair şuna da bir imza alalım. Özel eşyalarınız.
Bu da size gelmişti. Bugün dağıtıma çıkacaktı. Tamam. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Buradayım de, ne olur anne, bir yere gitmedim de bana ne olursun. Merhaba anneciğim. Bana sinirli olduğunu tahmin edebiliyorum. Ama üzülme, ben iyiyim. Nerede olduğumu söylemeyeceğim. Çünkü peşime düşüp o parayı geri vermemi isteyeceğini biliyorum. Ben parasız yaşayamam anne. Biliyorsun bunu. Kendime bir yol çizdim. Keyfim yerinde. Beni merak etme. Üzülme. Çok uzaklarda da olsam seni seviyorum anneciğim. Hoşça kal. Kızım nasıl hala bulunur kızım? Nasıl ölürsün? Nasıl? Suzan'ım, ya yetişecektim ama köprüde acayip bir trafik vardı. Ancak... O ne? Harika. Aa, mektup mu yazmış kızın? Ne güzel, ne demiş? Neredeymiş? Benim bir kızım yok artık Akif. Benim tek bir çocuğum var. O da Ömer. Tamam. Tamam, tamam, ağlama, ne olur. Tamam, sen nasıl istiyorsan öyle olacak. Tamam. Bak Suzan'ım, seni çıkarmak için günlerdir uğraşıyorum. Ne uyuyorum, ne yemek yiyorum. Sen artık çıktın ya. Çıktın ya, şükürler olsun, kavuştuk ya. Lütfen bir an önce gidebilir miyiz? Gideriz, tabii ki gideriz. Hadi, hadi gidelim, mutlu evliliğimize kaldığımız yerden devam edelim. Hadi Sultan. Hadi. Geleceğim. Sanki amcamla yengemin arasını biz bozduk ha. Halbuki öyle davranıyor bize. Asiye belli etmiyor ama bayağı üzgün bence. Barıştırmak için bir şey yapsak mı acaba ya? Ne dersiniz? Bir işe yarar mı sizce? Hiç o topa girmeyelim beyler. Çünkü Aybüke'nin o kadına siniri geçmediği sürece ne beni ne de Asiye'yi affeder. Çok tatsız oldu bu ya. Böyle ayrı ayrı takılmaları falan. Ne bileyim, bir acayip. Ben bir konuşayım diyorum ya. Bir ağzını yoklayayım onu. Selam. Nasılsın bakalım? Berk, yeni mi karşılaşıyoruz? Sınıfta görüştük ya. Ya görüştük tabii de ben yeniden bir sorayım dedim nasılsın diye. İyiyim, sağ ol. Teneffüs nasıl geçiyor? Biraz sıkıcı değil mi? Berk, gerzek gerzek konuşup sıkma canım ya. Ne demek istiyorsan söyle. Asiye ile küs olmanızı acayip geriliyorum. Aranızı nasıl düzeltebilirim? Düzeltemezsin. Üstüne vazife olmayan işlere de karışma sakın. Ya yok, vazifesinden değil. Biz konuşuyorduk da öyle çocuklarla. Ömer, Doruk falan. Bir an acaba mı dedim. Elimden bir şey gelse keşke diye. Sizin işiniz gücünüz yok. Bizi mi konuşuyorsunuz?
Ya yok be yavrum, öyle uzun uzun değil. Yani kısacık bir anda. Küçük bir an sadece. Ömer'e bak. Demek herkes anlatıyor. Kesin kendi tarafından anlatıyordur. Doruk ne diyor? Asiye de ona kendi tarafından anlatmıştır kesin. Doruk bir şey demiyor. Konuşma Doruk'la. Ne? Konuşma, görüşme. İstemiyorum. En azından benim hakkımda konuşma. Ayrıca şu arayı düzeltme mevzusu falan da... Berk, sakın böyle bir şeye karışmayın, bulaşmayın. Asiye. Ömer de sen de neden kavga ettiğimizi kimseye açıklamak zorunda falan değilsiniz. Hakkımda da konuşulmasını da istemiyorum. Hem madem suçlusunuz bari sessiz kalın biraz. Ne oluyor ya? Kime ne konuşmuşuz? Bunlar kavga mı ediyor gerçekten? Sabah da bir gergindi ya bunlar. Güzel ama hoşuma gidiyor benim. Konuşmuşsunuz işte. Yalan mı söylüyorum? Aybike yeter. Ay hayır, yetmez. Hadi Aybike, bir kız kavgası izleyelim ya. Ya sen bir sus ya. Ben diyeceğimi dedim. Benim hakkımda, ettiğimiz kavga hakkında konuşup durmayın millete. Kendinizi haklı çıkartarak anlattığınıza eminim çünkü. Biz kimseye kendimizi haklı çıkarmaya çalışmıyoruz. Neyse onu anlatmışızdır. Ama suçumuz olmadığı için tabii haklıyız. O da bir gerçek. İyi, aferin o zaman. Böyle devam edin. Neyse Ömer ya, boş ver. Konu çok uzadı. Sen ne düşünmek istiyorsan onu düşün. Senin kararın. Tamam. Kararım da şu. Siz yaptığınıza pişman olana kadar sizinle küs kalmak. O kadar. Bir dakika ya. Bana da mı küstü? Ben anlamadım da şimdi. Ben de anlamadım. Ben bu aralar Aybike'yi hiç anlayamıyorum belki. Her şey olabilir yani. Her şey olmasın ya. Her şey olmasın yani. Aybike! 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 Sen sıkma canını güzel sevgilim. Aybike abarttığını anlayacaktır, merak etme. Gereksiz abarttı ya. Bir de milletin içinde. Ya yapmayın, kontrat falan yapmayın. Hadi kapat, arayacağım ben seni. Şengül Hanım hoş geldin. Ben de bugün sana arayacaktım. Kirayı getirdin herhalde. Ha yok yok. Kirayı getirmedim. Ama çok güzel bir işe girdim. Bak maaşımı alır almaz getireceğim. Kirayı sağa teslim edeceğim. Ben başka bir şey için geldim. Ev sahibiyle görüşmek istiyorum ben. İyi. Hayırdır? Bana söyle, ben iletim ev sahibine. İyi, o zaman söyle ona. Benim kafam bir şeye takıldı. Bizim evin bahçesinde bir kümes var ya. Var. Ya adam orayı yıktırsa iki oda bir salon mis gibi ev yaptırır. Niye yıktırmıyor? İçinde kiracı yok mu? Var. Çıkarlar. Sen kontrat yaptın mı onları? Yok. Yapmadın. Adamcağız bunlardan aldığı 3 kuruş parayla ne yapacak? Orayı yıksa mis gibi kira alır, sen de komisyonunu alırsın. Vallahi bak, doğru söylüyorsun ha. Bu söylediğin çok mantıklı. Mantıklı tabii ama sen bu işi safsaklama. Bir an önce ara ev sahibini. Yıksın adam orayı, mis gibi kirasını alsın. Yazık, günah ya. Para kazanamıyor adamcağız. Hadi işim gücüm var benim, çarşıya gidiyorum ben. İhmal etme ha. Ev sahibinin kulağına kar suyunu kaçırdın. Ben o adamın ciğerini bilirim. Hemen yollar bunları o evden. O Ömer'leri de ahlaksız kadınla işbirliği yapmak neymiş görsünler. Şengül, bacım. Hı. Hilmiye ne haber? Nereden böyle? Pazardan geliyorum. Sebze, meyve, neyim bir şeyler aldım işte. Sen ne yapıyorsun? Duruşman yok muydu senin bugün? Vardı. Oradan geliyorum ben de. Ne oldu Orhan abiyle? Boşandınız mı? Hı, boşandık. Artık ben kendi ayakları üzerinde duran özgür bir kadınım Hilmiye. Şengül değil mi o ya? Yani öyle anlayacaksın. Orhan da ben de artık özgür bireyleriz. Anladım bacım. Ne yapacaksın? Hakkınız da hayırlısı olsun. Ne yapıyor bunlar emlakçının önünde? Sen emlakçıda ne yapıyorsun? Yoksa boşandım diye taşınacak mısın? Yok, ben taşınmayacağım. Ama Ömer'ler taşınacak. Nasıl yani? İşim var şimdi Hilmiye. Sonra bahçeye gelirsin, ben anlatırım sana, olur mu?
Tamam tamam gelirim. Hadi sen bak işine. Sağ ol bacım. Hilmi Hanım. Gönül Hanım. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz ya? İyiyim. Ya vallahi şu mahalleye geldiğimden beri sizinle şöyle oturup bir hoşbeş etmek istiyorum ama hiç fırsat olmuyor. Müsaitseniz bir yerde oturup sohbet mi etsek? Şey, yani ne konuşacağız ki? Ne olacak o yol? Havadan sudan. Belki başka şeyler de konuşuruz. Ne dersiniz? Ama şimdi böyle ayaküstü olmaz. Ne yapalım? Ben size bir tatlı limonata falan ısmarlasam. Ha? Ama kurban olayım asma suratını artık ya. Bak ne güzel çıktın içeriden. Yine beraberiz. Ne olur ya, ne olur. Bak üzülme artık ya. Ya tamam, tamam anladım. O mektup senin canını sıktı. Ama yani ne olur. Bir gül ya. Her şey yoluna girecek ya. Harika hakkında konuşmayalım Akif. Kapat o konuyu. Tamam hayatım. Tamam kapattım. Sen nasıl istersen. Benim canıma minnet ya. Hazır konuların üstünü kapatırken sana bir şey sormak istiyorum. Bunu yapman gerçekten gerekli miydi? Yani şirketi benim üzerime geçirmen. Beni yakmaktan başka çaren yok muydu gerçekten? Yakmak ne demek ya? Ahu gözlüm sen niye böyle diyorsun ya? Ben bilsem yapar mıyım? Ben bile bile seni ateşe atar mıyım? Vallahi bilmiyordum. Ben şirketi senin üstüne yapınca, haciz gelince ticaret yapman yasaklanır. Hani en fazla bu olur diye düşündüm. Yoksa bilsem yapar mıyım Allah'ını seversen ya? Yani önceden bilip malları falan kaçırmadım. Beni çıkarınca, yani okulu sattım deyince ben öyle sandım. Yani okulun hala senin üstünde olduğunu bilmiyordum çünkü ben. Vallahi şans. Ya ben çok önceden malları zaten başka bir yere geçirmiştim de işte şans. Ya ben sana hiç kıyabilir miyim? Kurban olayım ya. Ben sana kıyabilir miyim ya? Doğru söylüyorsun. Kıyamazsın tabii. Asla. Hem ayrıca maliye bunu öğrenseydi, mal kaçırma olayı şuydu buydu, herhalde başım büyük derde girerdi. Yani bu bir suç çünkü, öyle değil mi? Büyük suç. Öyle böyle suç değil. Ama sen merak etme. Öyle bir şey olsa bile ben önlemimi alırım. Ben eşeğimi sağlam kaza bağlarım. Bana bir şey olmaz. Sıkma sen canını hayatım. Aman Akif, Allah korusun. Yani bir takım belgeler birilerinin eline geçer, bir şey olur. Ben de senin hapislere girmeni falan kaldıramam bu saatten sonra artık. Ya ben sana kurban olurum ya. Sen beni mi düşünüyorsun ya? Hiç merak etme, ben hapse falan girmeyeceğim. Biz artık hiç ayrılmayacağız, yalnız kalmayacaksın, korkma. Yani o belgelerden sadece bir kopya var. O da bende. Kimsenin eline geçemez. Merak etme. İyi, sevindim. O zaman ben bir tuvalete gideyim. Makyajımı bir tazeleyeyim. Bir kendime çeki düzen vereyim. İlk defa dışarı çıktık değil mi? Yani hiç ihtiyacın yok ama nasıl istersen hayatım. Aferin lan Akif. Vallahi atlattık bu Badire'yi de. AVM açılışı burada. Tamam. Gürcistan hazır. Gürcistan tamam. Romanya okey. Romanya. ABD. Ah telefon. Aa. Suzan arıyor. Aç aç. Çıkmış demek ki. Alo. Nebahat. Aynen dediğiniz gibi oldu. Akif okulu satmış ve beni çıkarttı. Hemen serbest bıraktılar. Oh hadi geçmiş olsun. Gerçi Akif'e kalsa o parayı borsada değerlendirecekti. Seni bekletecekti ama müdahalemiz işe yaramış demek ki. Evet. Dediklerinize tamamen inanıyorum. Yani özgürlüğümü size borçluyum.
Neredesin şimdi? Buluşalım istersen. Yok, şimdi buluşamayız. Çıkar çıkmaz beni bir restorana getirdi. Nasıl yani? Bak, yanında falan değil, değil mi şu anda? Yok canım, olur mu öyle şey? Hiçbir şeyden haberim olmadığını sanıyor. Ama Akif'i bitirecek belgelerin hepsini bulup tek tek ortaya çıkaracağım. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Benim ve kızımın hayatını mahvetmenin bedelini ödeteceğim ona. Güven bana. Yani daha önce biraz tatsız şeyler yaşadık gerçi ama ben yine de sana güveniyorum. Bence bu sefer aynı taraftayız. Kesinlikle. Biz birazdan eve geçeriz. Sonra da haberleşiyor oluruz. Tamam, oldu ama dikkatli ol, tamam mı? Tamam. Merak etme. Ay ne boş. Galiba sonunda bu adamdan kurtuluyoruz ya. Yani şu işin içinden alnımızın akıyla bir çıkalım. Vallahi ben başka hiçbir şey istemiyorum. Yeter ki şu adam cezasını çeksin artık. Ay inşallah, inşallah Aylacığım. Bak bu sefer biz böyle üç kadın her şeyi halledeceğiz. Ay inşallah kurtulalım şu adamdan. Of. Demek çok yakın arkadaşsınız siz Şengül'le. He, yakınız. Çok da eski arkadaşsınız herhalde. Tabii tabii. Şengül bu mahalleye geldiğinden beridir arkadaşız. Onunla görüşüyoruz. Şengül biraz geçimsizdir falan ama iyidir. Biz iyi anlaşıyoruz. Ne güzelmiş. Yani senin gibi böyle iyi, tatlı bir arkadaş olması ne kadar güzel. Güzel tabii. Hilmiye. Peki, biz seninle iş yapsak. Bu Şengül'le olan arkadaşlığına, dostluğuna mani olur mu? Nasıl yani? Şöyle. Yani para karşılığı alışveriş yapacağız. Yani sen bana bilgi vereceksin, ben de sana para. Ne bilgisi vereceğim? Şengül'ün Orhan'ın yerleriyle ilgili bir planı var. Benim buna mani olmam için bunu öğrenmem lazım. Eğer sen bana ne olduğunu söylersen, ben sana bunun karşılığında tam 1000 TL para vereceğim. 1000 TL mi? Ay canım, şimdi bilgi çok önemli bir bilgiyse 2000 TL de veririm yani. Ama vallahi bak, bu Şengül'le arkadaşlığınıza mani olsun istemem. Ha bu arada ben bunu hiç kimseye söylemem. Aramızda sır olarak kalır. Ne dersin? Aa, pastan bitmiş. Bir tane daha söyleyeyim mi? Sen bu arada düşünürsün. Ha? Pardon, bakar mısınız? Biz aynı pastadan bir dilim daha alabilir miyiz? Sağ ol. Tatlı İlmiye. Ya ben yengemle ilgili kimseye bir şey anlatmadım. Halbuki niye çıkıştın o zaman? Ne bileyim. Şu evin haline bak ya. Bu nedir arkadaş? Çocuklar, çocuklar. Sevgi teyze yok. Nasıl yok? Yok, bayağı yok. Her yere baktım, bulamadım. Of. Abi, yengemin telefonuna baktım, orada da yok. Nasıl oldu peki? Hangi yere kayboldu? Ya biz bankta oturmuş boyama yapıyorduk. Dalmışız öyle. O da buralarda geziniyordu. Sonra bir baktım ki yok, gitmiş. Kaybolmuş olmasın ya. Dur bekle, ben de geleyim. Ya tamam, eğer gelirse haber edin, arayın beni. Tamam tamam, merak etme. Hemen sen öyle bak, ben de böyle bakayım. Asiye sen yukarı bak, ben aşağı bakıyorum, tamam? Tamam. İnşallah başına bir şey gelmedi ya. Sevgi teyze! Aferin İsmail, güzel iş becermişsin. Görevim Sevgi Hanım, siz ne isterseniz. Ben de geç kalmayayım da eve döneyim, çocuklar merak etmesin. Sevgi Hanım, ilaçlarınızı alıyor musunuz? Gerçekten mi soruyorsun bunu? Yani şimdi torununuzu tanıyınca, sevince bir yaşama amacınız da oldu. O yüzden dedim. Doktorun dediklerini hatırla İsmail. O ilaçlarla ömrüm uzasa uzasa 1-2 ay. Ben yarın ölecek gibi planlıyım işlerimi de. Gerisi ilaçlara değil, Allah'a emanet olsun. Boş ver ilaçları.
Siz nasıl diyorsanız. Görüşürüz İsmail. Görüşürüz oğlum. Sevgi teyze! Sevgi teyze! Sevgi teyze! Ay Cüneyt! Neredesin sen ya? Kazandın mı? Ne? Doktorluğu ne olacak? Ha, senin kafan mı gitti? Kafam afa kalmadı bende Sevgi teyze. Çok korkuttun beni ya, kayboldun sandım. Nereye gittin? Terziye gittim. Nuran'ın konseri için payetli elbise diktiriyorum. Bu sefer pırıl pırıl olacak benim güzel kızım konserde. İyi düşünmüşsün, iyi düşünmüşsün. Ama gel hadi evimize gidelim. Sonra geliriz terziye. Evimize? Gidelim oğlum. Gidelim. Sevgi teyze böyle kaybolma aniden ya. Çok korkuyorum ben. Yok kanka yok, böyle olmaz bu. Yani siz ayrısınız, biz ayrıyız. Hiç hoşuma gitmiyor şu kızların küslüğü ya. Vallahi benim de kanka. Ya tamam, eskiden de sürekli dördümüz birlikte takılmıyorduk ama... ya şu anda olanlar da çok acayip ya. Şimdi bırak birlikte takılmayı. Birinin yanında diğerinin adını söyleyince bile geriliyorlar. Bizim bunları kesin barıştırmamız lazım Berko, böyle olmayacak. İçecek bir şeyler getireyim ben sana. Selam. Berk, ne haber? Ne yapıyorsun? Hiç ya, öyle pazartesi günkü sınav için edebiyat sorularıyla bakışıyoruz. Sen? Ben de aynen öyle. Aklım hiçbir şey almıyor ya. Kesin rezil geçecek. Yok ya, sen rezil falan olmazsın. Elinden gelenin en iyisini yaparsın sen. Biliyorum ben seni. Al kanka. Doruk mu? Evet, Doruk'layız. Beraber bakıyoruz notlara. Berk, ben sana Doruk'la görüşmeyeceksin, benim hakkımda konuşmayacaksın demedim mi? Beni niye kimse kale almıyor ya? İyi de yavrum, bunun seninle veya sizinle ne alakası var ki? Ben ders çalışmak için Doruk'lara geldim. İyi, tamam o zaman. Ben tutmayayım sizi. Bay bay. Ne oldu oğlum, ne diyor? Vallahi Aybike hiç iyi değil kanka. Sırf Asiye'yle küs olduğu için seninle takılmama acayip kuruluyor. Yok. Yok, bu iş böyle olmaz Berko. Ya böyle devam edemez yani. Ne yapacağız oğlum, kızlar küstü diye biz de mi küseceğiz? Ya da ne bileyim, gizli gizli mi görüşeceğiz? Yok, bizim kesin barıştırmamız lazım bunlar. Oğlum ne yapsak acaba, Süsi'yi falan mı arasak ya? Ha? Belki o bir şeyler düşünür. Hem kızlar kızları da daha iyi anlar. Doğru diyorsun ha. Çok mantıklı. Ara bakayım sen şunu. Hadi arayalım bakalım. Nerede Süsi? Ha. Gel şöyle. Alo. Alo. Süsi ne haber? Ya bizim yardımına ihtiyacımız var da. Süsi, bizim kızları barıştırmamız lazım. Böyle olmuyor. Ya evet ya. İnanın aynı fikirdeyim. Var mı bir planın? Yani aslında bir fikrim var. Dinliyoruz. Dinliyoruz. Bekarlık sultanlık derlermiş ya Hilmiye, ne kadar doğru. Bak bana, ne kadar mutluyum, ne kadar huzurluyum. Ha, iyi bari. Ya Şengül, sen dedin ya hani sana anlatacaklarım var diye, ne diyecektin bana? Şşş. Çocuklar duymasın, içerideler. Ömerleri evden çıkarttırıyorum. Ne? Çıkarttıracaksın mı? Aynen öyle bacım. Madem hepsi bir oldu, beni yok saydı, ben de bunu yapıyorum. Nasıl yani? Orası senin değil ki. Ha, gittim konuştum evlakçıyla, onu da aklına yattı. Ne dedin ki adama? Hilmi, sen benimle röportaj mı yapıyorsun? Sen ne dedin adama? O sana ne dedi? Ne oldu? Kim ne dedi? Ne yapacaksın? Yazı dizisi mi hazırlayacaksın hakkımda? Ya yok, anlamadım da ondan soruyorum. Ben gittim emlakçıya, dedim ki aa, o kümesi yıkarsanız dedim, oraya gül gibi ev dikersiniz.
Mis gibi de kiranızı alırsınız. O da tabii hemen paranın kokusunu alır almaz. Tamam dedi, ben dedi ev sahibiyle görüşürüm dedi. Ev sahibi zaten biliyorsun, dünden razı, hemen yollar bunları. Ha, iyi bacım. Vallahi korkulur senden ha. Saat de bayağı geç olmuş. Ben artık kalkayım, yarına fasulye ıslatacağım. Kız fasulye ıslatacağım da ne? İki tane bardak su dökeceksin üzerine. Yok yok, geçe kalır, sonra yumuşamaz falan. Ben yine sonra gelirim çay içme. Hadi hoşça kal. İçmedin çayını Hilmi. Tamam tamam, gelirim yine. Bir kekinden yese. Allah Allah, ne fasulye paniymiş bu da ya. Hayırdır inşallah. Ne işler kaldı ne bir şey bende de. Efendim? Gül Hanım, öğrendim ben Şengül'ün yeğenleriyle ilgili ne yapacağını. Tamam, dur bekle bir. Dinliyorum seni. Ne? Tamam. Tamam Hilmi. Senin dükkanı bekliyorum. Ben sözümde dururum. Yeni bir şey öğrenirsen de ararsın, tamam? Evet. Tamam Gönül. Hadi görüşürüz. Oh Şengül, oh. Bana kafayı ne kadar taktıysan demek, şu öksüz çocukları evinden edecek kadar gözün döndü ha? Ben sana yapacağımı biliyorum. Sen deliysen, ben senden daha deliyim. Süzen, ne oldu gece gece, hayırdır? Aa, ya ben sevgilimi görmeye gelemez mi? Ya yok, tabii gelebilirsin de öyle bir an yazıp çık deyince şey yaptım ben de. Kötü bir şey olmadı değil mi? Yok yok, hiçbir kötülük yok. Panik yok, relaksız. He, relax. Ya bu ara her şey ters gidiyor da ondan bir gerildim. Kusura bakma. Biliyorum ya. Belkiler Aybüke ile Asya'yı barıştırmak için benden yardım istediler de. Ya ben de düşündüm. Sen de bu duruma bayağı bir takılmışsındır. Yanında olmak istedim. Çok teşekkür ederim. Takılıyorum tabii ya. Ya olanların saçmalığına, Asiye'nin üzülmesine. Asiye ile Emel benim her şeyim. Yani onlar için ben dünyayı yakarım, biliyorsun. Biliyorum. Ama işte oldu bir şeyler. Umarım en yakın zamanda da çözülür. Pek zannetmiyorum ama baksana şu hale. Yani yengem çok normal bir insan değil. Mücadele etmesi kolay değil yani. Aybüke de ona uyuyor. Sonra mevzular da mevzular. Oo, sen bayağı şişmişsin ya. Dert etmişsin kendine. Ya etmez miyim? Ben zaten hayatım kavga gürültü gidiyor. Bir de üstüne böyle haklı olduğum bir konu yüzünden sevdiklerimle aram açılıyor. İnsan tabii bunalıyor. Haklısın. Çok haklısın hem de. Ya böyle arada isyan edesim geliyor. Başıma gelenlere, hayatım bana getirdiklerine, hepsine. Ama kimseye zarar vermeden tabii. O da nasıl yapılır yani, onu ben bilmiyorum işte. Ben biliyorum galiba. Vaktin var mı? Var. İyi tamam o zaman. Hadi atla gidiyoruz. Nereye? Bütün stresini atacağın, rahatlayacağın harika bir yere götüreceğim. Dilediğince isyan edip içindekileri dökmeye. Hadi. Allah Allah. Hadi bakalım. Arkadaş bu nedir ya? Ulan
İflas ettik diye bankalarla da iş yapamıyoruz. Bu ne? Tövbe estağfurullah. Mahalle bakkalı gibi. Bu ne ya? Söylediği belgeler. Ulan bunlar birinin eline geçerse bitersin oğlum Akif. Allah'a billaha daha gün yüzü göremezsin. Suzan'ım, yatıyor musun? Evet, uzun zaman sonra ilk defa evimde kalmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bir duş alıp yatmak istedim. İyi madem. O zaman bari ben de bu geceyi çalışma odasında harcamayayım. Ne kadar zamandır görüşmüyoruz. Şöyle mutlu mesut, sarmaş dolaş uyuyalım, hı? Olur. Olur. Bateri çalmak daha iyi gelir mi sana? Hem de nasıl? Bayağıdır da çalmadım. Çok özledim çalmayı. Ya burası benim arkadaşımın stüdyosu. Ya aslında yeni açtı. Bayağı da davet etti ama ben onunla hep geçiştiriyordum seninle geliriz diye. Sen de öyle canım sıkın falan deyince dedim Süsen, alıyorsun Ömer'i hemen buraya getiriyorsun. Bir gün benim de böyle bir stüdyom olur mu ya? Hı? Olur bence. Sen onu da başarırsın. Hadi çal bir şeyler bari. Kümeste kalabilir miyiz? Bak bizim gidecek başka hiçbir yerimiz yok. Lütfen. Kuzen. Düşman hedef saat 1'i önünde. Cebimizde 5 kuruş para yok. Çay bile içemiyoruz. Çay. Alın planınızı başınız. Yenge. Yenge ne yapıyorsun? Yenge. Dur. O parayı alacaksın. Hemen kimden aldıysan götürüp geri vereceksin. Hem de hemen. Vermeyeceğim. Bu parayı kendim için almadım. Hepimiz için aldım. Tuvaletlerde kalmayalım, milletin ağzının içine bakmayalım diye. İnsan gibi yaşayalım diye aldım. İnsan. Kapatma ya abimin yüzünü kapatma. Abi. Ne yapıyorum? Bir halde beceremiyorum kardeşlerime bakamıyorum. Nasıl iyi geldi biliyor musun? Buradayım. Yok, gerek yok. Çok teşekkür ederim.
seni çok seviyorum sevgilim. Ben de. Ama maalesef bana ayrılan süren sonuna geldik. Nasıl gidip işten almam gerekiyor. Doğru, tamam. O zaman hadi toparlan. Yemeğini unutma. Umarım bir gün bana da öğretirsin. Öğretirim, sen iste. Şunlara da... Ya bir şey olmaz, bir şey olmaz. Ya olsun, ayıptır. Hadi. Amcam. Ömer'im, aslan oğlum hoş geldin. Hoş bulduk amca. Hadi gel içeride bir çay içelim. Yok amca, hiç girmeyeyim. Bugün geç oldu. Başka zaman. İyi tamam, sen bilirsin. Ne yapıyorsun? Asya'yı bol bol görüyorum da. Seni gördüğüm yok be oğlum, iyi misin? Ya bildiğin gibi işte amca, koşturuyoruz. İyi. Esas... Senin keyfin nasıl amca, nasılsın? Ya benim keyfim yerinde aslına bakarsan. Biliyorsun işte bugün boşanma mahkemesi vardı. Bitti gittik, sonunda kurtuldum şu kadından ya. Ha, o bugün müydü? Ben bilmiyordum onu ya. Geçmiş olsun amca. Nasıl bilmiyordun ya? Oğulcanlar söylemedi mi sana? Hayret vallahi. Bu aralar okul biraz yoğundu, ondan söylememişler. Beni unuttular herhalde. Yani doğru tabii. Dünyada bizim boşanmamızdan daha mühim olaylar oluyor değil mi? Ama işte şu boşanmadan sebep... Bana sittin seni kim güdecek onu da biliyorsundur. Yani yapmaz diyemem şimdi. Ama ne yapayım ya, benim keyfim yerinde. Bundan sonra ne yaparsa da kendine yapar bir oğlum. Ne yapayım? Amca vallahi çok keyifli duruyorsun ya. Bak. Ya yengemin sandığı gibi Gönül ablayla aranda bir şey var mı bilmiyorum ama... varsa da yoksa da sana çok yaramış, onu söyleyeyim. Vallahi oğlum var mı yok mu ben de bilmiyorum ha. Yani ne oluyorsa çok iyi oluyor ya. Ya kendimi acayip huzurlu, mutlu hissediyorum bu kadının yanında. Gerçekten bak, ben unutmuşum bunu ya. Şengül resmen hayatımı çürütmüş benim ya. Gerçekten çok huzurlu duruyor amca. Bak, daha bir yakışıklı olmuşsun sen ya. Bak, yüzün gözün parlıyor. Bak, ciddi söylüyorum sana. Oğlum biliyor musun, aynaya baktığım zaman ben de aynı şeyi düşünüyorum ha. Resmen kendimi daha genç görüyorum ya. Amcam sen mutlu ol da gerisi hiç önemli değil. Sen benim için çok kıymetlisin ya. Mutlu ol. Aslan oğlum. Geldi. Hadi bakalım. Geldim, gidebiliriz. Haydi. Asiyeciğim. Asiyeciğim. Size yemek ayırmıştım canım benim. Şunları da. Ne gerek vardı ya, zahmet oldu. Olur mu canım böyle şey? Aileyiz biz burada. Öyle değil mi? Tabii öyle Gönül, öyle tabii. Siz nereye şimdi, eve mi? Evet Gönül abla. Orhan acaba biz arabayla mı bıraksak çocukları, yürümeseler bu saatte? Evet evet tabii. Biz bırakalım ya. Yok vallahi gerek yok. Zaten şuradan şurası yürürüz biz. Ya biliyorum yürürsünüz de bu kız sabahtan beri çalışıyor. Ayakta perişan oldu. Bir an önce eve gidip dinlensin. Ya biz de sahile ineriz. Bir çay falan içeriz, ne dersin? Vallahi çok iyi olur ya. İyi akıl ettin bunu. Hadi siz arabaya geçin. Ben şu dükkanı toparlayıp geliyorum. Hadi geçelim. Gel. Nereye mi inersin? Hadi. Hadi. Gel kızım. Çok sağ ol amca. Hadi başlayalım oğlum ben. Güzel kızım. Hayda. Bu ne şimdi bu? Bu kesin Şengül'ün alt yemesi de. Ne yani şimdi? Bu anlamadım yani. Ne bu? Hani demiştim ya amca, yengem lokantada çalışmaya başladığım için çok sinirli diye. İşte bizi daha fazla görmemek için böyle bir şey yaptı. Diğer tarafa geçmemizi istemiyormuş. Allah'ım ya Rabbim, deli deli işler ya. Ya şu olacak iş mi ya? Ay inanılır gibi değil ya. Pes. Vallahi pes. Amca hiç önemli değil. Bize kalan taraf yetiyor bize ya. Oğlum olur mu öyle şey ya? Olur mu öyle şey?
Gidip konuşacağım. Yapmasın böyle şeyler ya. Ya yok amca dur. Zaten yengem çok sinirli. Şu an gece gece hırgür olmasın. O zaten sakinleşince yaptığı saçmalığı anlar. Asiye aklan bir hiç gerek yok. Boş ver. İyi tamam. Madem öyle diyorsunuz. Yani gireyim bir de çocukları göreyim diyordum ama... şimdi karşılaşırsak kesin kavga edeceğiz. Kesin tartışacağız yani. Sen hiç bulaşma, boş ver. Yarın görürsün çocukları. Neyse hadi. Hadi iyi geceler ya. Allah rahatlık versin. Yok artık. Yok artık. Bir nüfusuna geçmedikleri kaldı kadının. Ne oldu sisterim ya? Kızım içine şeytan girmiş gibi. Nereye? Dur ben de geleyim. Evin ışıkları niye yanmıyor? Emel'le Sevgi teyze nerede ki? Sabah teyze ağırlayacaktı onları. Yemektedirler. Gelir şimdi. Bakıyorum her geçen gün aranız daha iyi oluyor o kadınla. Allah muhabbetinizi bozmasın. Halbuki ne saçmalıyorsun yine ya? Kapıya kadar bırakmalar, işten eve yemek taşımalar falan. Böyle ilgi alaka görünce tabii ki de çalışacak yeni yer aramaz. Haklı diyorum. Bence artık gereksiz tepkiler veriyorsun, kendine gel. Bence diyorum ki durduk yere gerilmeyelim he, halbuki. Bir dakika, bir dakika. Ben mi kendime geleyim? Bence siz kendinize gelin. Ayrıca o kadına yancılık ettiğiniz için de utanın. Ne utanması, ne yancılığı ya? Saatlerdir ayakta çalıştığım için arabayla bıraktılar beni. Bu kaplarda eve iki tabak sıcak yemek girsin diye. Çarpıtıyorsun Asiye. Bak olayları çarpıtıp gereksiz drama yapıyorsun. Frene bas Aybüke. Frene bas. Ay basmazsam ne olur Ömer? Ne yaparsınız? Kadının nüfusuna mı geçersiniz ya? Daha ne yaparsınız? Bak pişman olacağın laflar söylüyorsun. Daha da kötü olacağız. Kendine gel. Ömer tamam. Ya Aybüke evet yani sen de bir kendine gel ya. Birazcık sakin mi kalsak? Sen karışma. Sakin falan olmayacağım. Asiye evinizde sıcak yemek yoksa gelip istersiniz. He ama siz gururluydunuz değil mi? Pardon. Şimdi evinizde niye sıcak yemek yok diye düşünmemek de bizim suçumuzdur. Ben öyle bir şey demedim Aybüke. Kimse de sizi böyle bir şeyle suçlamıyor zaten. Ben sadece bu kapları neden eve getirdiğimi açıklıyorum da neden bir yemeğin hesabını veriyorum yani. Senden bir kez bir şey rica ettim ya şu hayatta. Senden bir kez bir şey rica ettim Asiye. Dedim ki annem üzülüyor dedim. O kadından uzak durun dedim. Gittin kadının yanında işe girdin ya. O da yetmedi bir de kapına kadar bırakmasına izin veriyorsun. Biliyor musun ben senin çalışacak yeni bir yer aradığından hiç emin falan değilim. Halbuki sen beni böyle bir şeyle suçlayamazsın. Yürü Olcan gidelim. Ne diyecek lafım kaldı ne de dinleyecek gücüm. Kendinde değil ya kusura bakmayın. İyi geceler. Asiye yapma. Üzme kendini. Biz yanlış bir şey yapmadık tamam mı? Yapmadık. Tamam. Sisterim ben çok konuşmak istemiyorum ama... biraz sert çıktın gibi. Ağır oldu. Bilmiyorum Olcan sert mi çıktım, yumuşak mı çıktım? Tek bildiğim şu an hiç olmadığım kadar gergin ve mutsuz oldum. Biliyorum ben farkındayım. Çok yalnız hissediyorum Olcan. Ailemiz dağılıyor. Babam başka bir dünyada kendi halinde takılıyor. Annem perişan halde ama saklamaya çalışıyor. O yüzden benim artık kimse üzülmesin. Kırılmasın diye uğraşacak gücüm yok. Ne hissediyorsam onu hissetmek istiyorum. Ne düşünüyorsam onu söylemek istiyorum. Thank you.
Ne konuşuyorsunuz siz fısır fısır? Şey madırım, oyunculuk üstünde bir metot çalışması yapıyorduk. Ha, öyle şeyler yani. Çok senlik değil, boş şeyler. İyi, hadi bakalım, öyle olsun. Ömer'lerle ilgili yeni bir şey olup benim iyice canım sıkılmasın da ne olursa olsun. Bak nasıl atlıyorum sevgili teyze. Aferin sana. Burası. Suzan. Beni bir 10 dakika kadar bekleyebilirseniz çok sevinirim. Sana ilk ve son kez bir şey söylemeye geldim. Kulağını aç ve beni iyi dinle. Bu karnındaki şeyden asla ama asla Ahmet'in haberi olmayacak. Gerçi oğlumdan mı peydahladın o da belli değil ya. Neyse artık. Siz ne diyorsunuz bana? Nasıl böyle hakaret edebilirsiniz siz? Senin hayatın boyunca uzak durman gereken biriyim. Asla ait olmayacağım bir ailenin büyük hanımıyım. Ne dediğimi düşün ve oğlumdan uzak dur. Emel'cim merhaba. Merhaba Suzan teyze. Acil olduğunu unuttu. Sabah teyze geldi herhalde. Çok sevdi sevgi teyze yolda. Günaydın. Girebilir miyim? Suzan Hanım. Tabii tabii buyurun. Hoş geldiniz Suzan Hanım. Geçmiş olsun. Hoş bulduk. Sağ ol Asiye'cim. Kurtuldum sonunda. Geçmiş olsun. Sağ ol oğlum. Yani biraz ani oldu. Akif borcun bir kısmını ödeyince beni de çıkarıverdiler. Ben de bilmiyordum, öyle görünce bir kaldım. Çok sevindim çıkmanıza. Teşekkür ederim. Dışarıda beni taksi bekliyor. O yüzden çok fazla vaktinizi almayacağım. Ben hem buraya çıktığımı haber vermek için hem de Harika adına özür dilemek için geldim. O borcun altından kalkmanız için elimden geleni yapacağım. Bana güvenebilirsiniz. Sağ olun. Biz zaten yavaş yavaş da ödemeye başlamıştık. Hani elimize geçtikçe veriyoruz sevgi teyze. Bakalım kaç yıl sürecek. Yani dediğim gibi ben birazcık kendime geleyim. Akif de toparlansın. Ondan sonra bu işi halledeceğim. Endişe etmeyin. Ben para için değil de sizin için endişeleniyorum Suzan Hanım. Yani size bunu yapan adama bir daha güvenmeniz, ne bileyim,
Ne kadar doğru. Öyle olması gerekti. En azından şimdilik. Ama beni düşündüğün için çok teşekkür ederim oğlum. Çok mutlu ettin beni. Neyse ben sizi daha fazla tutmayayım. Haberleşiriz, konuşuruz. Ararım ben seni. Tamamdır sana. Hoşça kal Asiye. Emel'cim görüşürüz. Görüşürüz. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bayram, ben nasıl yardımcı olabilirim size, kiralık satılık? Vallahi ben sizden başka bir şey isteyeceğim Bayram Bey. Ben sizden bir insanlık isteyeceğim. Buyurun, buyurun. Teşekkür ederim. Bayram Bey, ben Şengül'ün size yaptığı teklifi biliyorum. İşte o kümesi 2+1 daireye çevirmek falan filan. Vallahi ne yaparsanız yapın, ben karışmıyorum. Ben size başka bir teklifte bulunmak istiyorum. Nedir? Şengül'ü o evden çıkartın. Onun çıktığı yere de kümesteki o yetim çocukları koyun. Kirası ne kadarsa 1000 lira daha fazla vermeye hazırım. Hem de 1 yıl peşin vereceğim. Siz de sıfırdan daire kiralattığınız için komisyonunu fazlasıyla alacaksınız. Yani hiç fena bir teklif değil. Zaten Şengül Hanım sürekli kira ayak satıyoruz. Geçen gün burada ev sahibiyle onun yüzünden boğaz boğaza geldik. Sevdim bu teklifi. Vallahi iş bilen biri olduğunuz o kadar belli ki Bayram Bey. O zaman top sizde. Aynen. O zaman ne yapıyorum? Ev sahibini kiracı değişikliği konusunda ikna ediyorum. Numaranızı alıyorum, sizi arıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben sizden başka bir şey daha rica edeceğim Bayram Bey. Çocuklar bu yaptığım iyiliği bilsinler istemiyorum. İşte ev sahibinin talebi bu. Zaten Şengül kirasını ödemiyordu. O yetim çocuklara da kıyamadı. Böyle bilsin istiyorum. Ya, tamam da niye böyle bir şey istiyorsunuz ki? Vallahi o kadar gururlu ki o çocuklar. Yani bu yaptığım iyiliği kabul etmezler, ben biliyorum. Peki o zaman. Bugün ev sahibi gelecek zaten. Onunla konuşur, ben onu ikna ederim. Sizin ben numaranızı alayım. Tamam, sen. Şöyle. Kız, sen ödemedin mi bu tarafta oynanmayacak diye? Özür dilerim yenge, elimden kaçtı. Top elimden kaçtı, kuşum kaçtı, oyum kaçtı, buyum kaçtı. Yok artık, herkes kendi tarafında. Tamam, bir daha olmaz. Ne oluyor burada? Ne olacak? Koyduğum kurallar çiğneniyor. Abisi, ablası bana saygı gösteriyor mu ki küçücük çocuk saysın beni? Top oynuyordum, sonra elimden kaçtı. Yengemle tefa geldi. Yengem ona kızıyor. Yenge, bunun için çocuğa mı kızıyorsun ya? Tamam, anladık. Senin tarafta ne yapalım? Çocuğun topu kaçmış işte. Siz bana saygı göstermiyorsunuz, ben de size saygı göstermiyorum. Büyüğü küçüğü yok artık. Abicim, sen bizim tarafa geç. Başka oynayacak bir şey bu, tamam? Saksılar da bizim tarafta. Zahmet olmasa bir ara onlara, tamam? Hadsiz, ahlaksızların işbirlikçileri. Bu tarafta kalmışmış. Bizim saksı onların taraftaymış. Zahmet olmazsa alacakmışım. Bak, bak, bak. Ne oldu Madirim, hayırdır?
Hayır mayır değil olacağım. Bu hiçbirimiz için hayır değil. Çarşaflar değil mi? O kadar haklısın ki. Ha çarşaflar rüzgar esince böyle bir üşütüyor biliyor musun bademcikler? Hocam ne diyorsun sen ya? Senin o kuzi kuzi dediklerin var ya ahlaksızların işbirlikçileri. Onların burada olması hiçbirimiz için hayır değil. Of of. Oflama arkamdan. Susan niye bana bu kadar mutlaka gelmesin diye ısrar etti acaba? Bilmem ki. Ya canı falan sıkkındır herhalde. Hem şimdi Harika da yok. Çok yalnız kaldı. Yani ondan olsa gerek. Herhalde. Gerçi Doruk seni alır falan demesi de bir acayipti. Ne alaka? Bana bak yoksa siz benden habersiz bir şey mi planlıyorsunuz? Yani bana sürpriz kahvaltı falan mı hazırlıyorsun? Yok güzelim öyle değil. Neden o zaman niye ısrar etti ki? Bilmem. Dedim ya öyle canı falan sıkılmıştır herhalde. Sen bu arada pek bir tatlı olmuşsun ha. Yani gerçi her zaman tatlısın ama... bu aldığımız kıyafetler sana çok yakışmış. Bayıldım. Öyle mi almış? Öyle almış. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu ara Aybike'yle çok kavga ediyoruz ya. Hiç sevmiyorum o halimi. İkimize de hiç yakıştırmıyorum. O durum biraz sıkıcı evet. Neyse. Aybike'yi konuşup moralimi bozmak istemiyorum. Zaten Susan'a da hemen tamam dememin sebebi... yani dünya üzerindeki tüm planlar Aybike'yi görmekten iyidir. Ne diyorsun ya? O kadar mı? Maalesef. Neyse boş ver sen ya. Aynen boş ver. Bıraktığın için teşekkür ederim. Rica ederim güzel sevgilim. Sizinle yolculuk yapmak benim için her zaman büyük bir zevk. Trafiğe rağmen. Gökyüzünden arabamıza taş yağsa ona rağmen. Tamam haberleşiriz o zaman. Tamam. Çıkışta alayım mı seni? Yok yorulma sen ya ben minibüste geri dönerim. Peki tamam. Nasıl istersen değil. Ama sen yine de öncesinde beni bir ara. Belki buralarda olurum. Ararım. Dikkat et. Tamam. Şey, gelmek ister misin diye sormadım ama. Yok yok, ben hiç almayayım ya. Yani takılın siz. Bakın keyfinize. Tamam. Görüşürüz. Hoş geldin. Hoş buldum. Ya beni kırmayıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Niye gelmiyorum canım? Gelirim tabii aşk olsun. Hadi girelim içeri. Sen istersen böyle gel. Senin ne işin var burada? Neden öyle diyorsun ama ya ne güzel. Üçümüz birlikteyiz. Ben ikimiz olacağımızı zannediyordum. O yüzden geldim. Ben de sadece ikimiz oluruz sanıyordum. Yoksa gelmezdim. Ya kızar yapmayın ama böyle ya lütfen. Ya eskiden ne güzel üçümüz sohbet muhabbet ederdik. Güzel bir arkadaşlığımız vardı. Şimdi siz ikiniz gergin olunca üçümüz diye bir şey kalmamış oluyor. Yani bu durumu bir düzeltsek olmaz mı? Sinirlerimizi bir unutalım. Hı? Unutalım kapansın gitsin onlar. Ya siz kuzenden öte kardeş gibisiniz. Yapmayın Allah aşkına. İnanın biz de çok üzülüyoruz ya. Sence işe yarayacak mı kanka? Allah bilmiyorum ki. Bizimki Aybike'yi görmeyeceğim için çok mutluyum diyerek geldi buraya kadar. İçeride ne oluyor ben de acayip merak ediyorum. Aybike de acayip gergindi. Hiç de özlemiyorum Asiye'yi falan diyerek yol boyunca sadece Asiye'den konuştu. Ne diyorsun ya?
Oğlum sence Süsi başarabilecek mi bunları barıştırmayı? Vallahi var bir umudumuz. Ama eğer başaramazsa da olacaklardan korkmuyor da değilim. Ne olur ki? Sen bana bunu nasıl yaparsın Berk? Ben sana söylememiş miydim Berk falan diyerek üstüme saldıracak beni. Doğru diyorsun ya. Asiye de kesin bana kızar. Şimdi onları barıştıralım derken bir de bu muhabbetle uğraşacağız, iyi mi? Neyse ya, biz iyi düşünelim de iyi olsun kankacığım. Bir şeyler yiyelim mi? Olur, yiyelim. Hazır etrafta niye görüştünüz diye azarlayacak kimse yokken... rahat rahat bir takılalım seninle, gel. Takılalım bakalım. Yani ben diyorum ki bu konuyu hiç konuşmayalım. Farklı bir şeyler yapalım, bu kafamızda dağılsın. Mesela oyun oynayalım. Ben hiç oyun havamda değilim. Ben de. Tamam, o zaman film izleyelim. Ay, güzel bir film, çok iyi olur ya. Ben korku filmi seviyorum, o da sevmez. Evet, ben korkuyorum. O yüzden hoşuma gitmiyor. Tamam, film izlemeyelim. Kurabiye yapalım. Hem yaparken çok eğleniriz. Ay, bir kez sevmez ki öyle şeyleri. Vıcık vıcıklar, elini sürmez hiçbir şeye. Hiçbir şey değil. Yumurtayı sadece. Bir de unu. Tereyağına da. Evet, onu da. Neredesiniz? Allah canınızı almasın. Bu ne hal? Ne yaptınız kız buraya? Annemle sürpriz kurabiye yapıyorduk amca. Ama olmadı. Hay Allah'ım ya. Kızım siz bacak kadar boyunuzda niye böyle işlere kalkışıyorsunuz ya? Niye beni çağırmadınız? Aybike! Aybike kızım neredesiniz? Gel Şengül, gel. Hoş geldin, gel. Ay anam, bu ne? Dur dur kızma, ne olursun ya. Benim yüzümden oldu. Ben döktüm. Ya sana sürpriz olsun diye kurabiye hazırlayayım dedim. Elimden düştü tabak. Her yer battı. Ben de kızları çağırdım bana yardımcı olsunlar diye. Oran hep senden çıkar bu antik kuntil işler ha. Neyinize kurabiye yapacakmış pek. Hadi kızlar siz çıkın, ben temizlerim burayı. Hadi. Geçin peki, hadi. Ey Allah'ım ya. Ah Orhan ah. Senin neyine kurabiye yapmak? İlk kurabiye deneyişimizde batırmıştık ortalığı. Annem batırdığımızı bilse kesin çok kızardı. Allah'tan amcam oradaydı, kurtardı bizi. Evet, babam kurtarmıştı. O zamanlar mutlu bir aileydik. Ama şimdi dağıldık. Sen de buna destek oluyorsun Asiye. Annemle babamın ayrılmasına, aralarına o kara kedinin girmesine destek oluyorsun. O kadının yanında oluyorsun. Halbuki ben hiçbir şey yapmıyorum. Yengem ve amcam arasındaki olanlar hakkında bile hiç konuşmadık biz Gönül ablayla. Gönül abla. Ay ne tatlı. Tamam ya, biraz sakin olalım. Halbuki amcamın ve yengemin boşanmasında benim hiçbir suçum yok. Sok şunu kafana artık. Var Asiye, var. Kabul et artık bunu, var. Abi kardeş tavır almayarak babamın o beraberliğini onaylamış oluyorsunuz. O yüzden suçun var. Hem de büyük. Neyse ya, sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Ben zaten boşa konuşuyorum seninle. Aynen, boşa konuşuyorsun. Çünkü lafa değil, olana bitene bakmak lazım. Süsen, çaban için sağ ol ama bak gördüğün gibi olmuyor. Aynen Süsen'cim, teşekkür ederiz ama yok, olmayacak. Ya yapmayın lütfen böyle. Ne güzel oturuyorduk. İyi de anlaşıyor gibiydiniz yani. Biz düzeleceğiz. Bak, bakın ben gerçekten inanıyorum. Hoşça kal. Aybike. Hoşça kal.
Akif henüz gelmemiş. Hadi bakalım nerede olabilir bu kasanın anahtarı? Hayır. Yok. Yok. Bu şifreli. Ne olabilir şifre? Akif kadar kendini beğenmiş bir insan tabii ki kendi doğum tarihini koymuştur. Başka ne olabilir ki? Söyle. Ne oldu? Ne yardımıymış bu? Akif şu anda evde yok. Ben de çalışma odasındayım. Kasayı açmaya çalışıyorum. Aa, harika bir haber bu. Harika. Ne oldu? Ne yaptın? Açtın mı? Hayır, açamadım. Doğru şifreyi bulamadım bir türlü. Senin aklına bir şey geliyor mu? Ayol, Akif ne koyacak? Kendi doğum gününü koymuştur o. Akif'in kendinden çok önemsediği başka ne olabilir ki? Aynen. Ben de öyle düşündüm ama değil. Şaşırdık. O zaman dur bakayım. Yok. Melisa ile Doruk'un doğum günleri olsa diyeceğim. Olmaz. Çünkü onları hep unuturdu. Her defasında bana sorardı. Öyle olsa bana sormazdı değil mi? Doğru. Peki. Ay ne bileyim. Beşiktaş'ın kuruluş yılı falan olabilir mi sence? Ha evet evet tamam bak Beşiktaş Beşiktaş evet olur. 1903. Dur bir bakayım. Yok, bu da değil. Bak, gelir birazdan. Bir an önce. Şunu açmam lazım, hadi. Dur, dur, dur. Hemen üzülme, sakin ol. Halledeceğiz. Başaracağız. Sen bir de şeyi denesene. 15.09. Tamam, deniyorum. 15.09. Oldu. Oldu Nebahat. Açıldı. Vallahi aferin sana. Peki bu neyin tarihi? Beşiktaş'ın şampiyonluk tarihi falan mı? Yok yok. Yok. Bu bizim Akif'le evlilik yıl dönümümüz şekerim. Herhalde hiç unutmasın. Kolaylıkla aklına gelsin diye bunu tercih etmiş belli ki. Anladım, anladım. Tamam. O zaman ben... Bir an önce şu belgeleri bulmaya çalışayım. Ondan sonra da haberleşiriz seninle. Tamam, tamam. Ama dikkatli ol bak. Her şey onun sahtekar olduğunu ispatlayabileceğimiz bir belgeye bağlı. Eğer onu bulursak... ikimiz de ilelebet Akif'ten kurtuluyoruz. Bize çektirdiklerinin hesabını ödetiyoruz ona. Tamam, tamam. Biliyorum. Ben şimdi birazcık kurcalayacağım. Hadi haberleşiriz sonra. Tamam, hadi görüşürüz. Akif'le evlilik yıl dönümleriymiş. Bir de ballandıra ballandıra söylüyor. Hala beni gıcık etmek için uğraşıyor resmen. Neyse. Bu belgeler nerede şimdi? İşte. İşte belgeler. İşte. Suzan. Suzan. Sen ne yapıyorsun burada?
Mahvolmuş bu da ya. Hoş geldin abla. Hoş bulduk ablacığım. Ne oldu, bir canın sıkkın senin? Öyle. Süsen'e gitmişsin, orada mı şey oldu? Süsen Aybike'yi de çağırmış. Bizi barıştırmak için bir organizasyon düzenlemiş. Ne oldu? Başaramadı. Barışmalık yani. Yapma ya. Sevgilime bak sen, benden habersiz ne işler yapmış. Seni karıştırmadan çözmek istedi herhalde. Ama biz bu karşılaşmanın sonucuna daha gergin ayrıldık yani. Gelmedi değil mi Aybike? Oğulcan da ortalıklarda yok bir süredir. Sizin bu durum yüzünden aranız bozulmadı değil mi? Yani. Ya Oğulcan aslında kim nerede mutluysa orada kalsın kafasında ama işte ne yapsın? Arada kalıyor. Yoksa Oğulcan hepsinden anlayışlı bence. Bence de. Abla, dışarıda bir adam var, bize bakıyor. Buyurun, kime bakmıştınız? Burada siz mi oturuyorsunuz? Evet. Bu kümes. Pardon, yani eskiden kümesi olan bu yerle. Evet, biz oturuyoruz. Hayırdır? Beni ev sahibiniz gönderdi. Size iletmem gereken bir durum var. Bakın, ne diyeceğinizi çok iyi biliyorum ama başımıza garip garip işler geldi, parayı denkleştiremedik. En kısa zamanda ödeyeceğim. Evet. Ben de yeni işe girdim. Hatta oradan haftalık isteyeceğim. Kiranın bir kısmını hemen öderiz, sonra zaten düzene girerim, merak etmeyin. Çocuklar, mevzu kira değil. Yani kira da yani tam olarak öyle düşündüğünüz gibi değil. Konu oturduğunuz ev. Abi bak, burada 180 lira para var. Bekleyin, hemen geliyorum. Bunlar ne kızım? Çarşaflar mı? Abi bak, bu laptopu da satmaya çalıştık da satamadık. 180'in üstüne sayın bunu. Birazcık daha idare edin bizi, ne olur. Bunlar da var, hiç giymedim. Bir çekilişte çıkmıştı bana, çok pahalılar. Prensesim benim. Çocuklar, siz beni çok yanlış anladınız. Ben sizi evden çıkartmaya gelmedim ki. Tam tersi. Size çok güzel bir teklif iletmeye geldim. Ne teklifi? Ha, hayırdır Bayram Efendi? Hayır, hayır. Ama seni görmüşken bu hayır biraz bekleyebilir. Artık şu kirayı alabilir miyim? Ne kirası, hangi kira? Aylardır ödemediğiniz kira olabilir mi acaba? Ya ben geldim o gün, sana söyledim ya maaşımı alır almaz getireceğim, ödeyeceğim kirayı diye. Maalesef ev sahibi bu teklifinizi kabul etmedi. Hatta birikmiş borcunu ödeyip evden çıkmanızı istiyor derhal. Ne? Evden çıkmam mı istiyor? Vallahi öyle. Siz de aynı kirayı ödeyerek o eve geçebilirsiniz. Ya olur mu öyle şey? Benim yengem, kuzenlerim orada oturuyor. Onları çıkarıp biz mi gireceğiz eve? Vallahi ev sahibi öyle istiyor. Şengül Hanım oradan taşınıyor, siz de oraya geçiyorsunuz. Bu kadar. Yok, biz evimizde kalırız ya. Yengemleri çıkartmayın oradan. Onların kaç senelik evi oran. Ya ben bulur buluşturur öderim yarın kirayı. Şengül Hanım, olay kira değil. Anlamıyor musunuz siz bunu? Ya adam sizin orada oturmanızı istemiyor. Ayrıca kümesi yıktırma fikri de hiç hoşuna gitmedi. Kümesi yıktırma mı? Evet. Şengül Hanım bize böyle bir teklifle geldi ama ev sahibi kabul etmedi. Tamam, para göz adamdır falan, parayı sever ama öyle vicdansız birisi de değildir. Sen nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Sen nasıl bir insansın yenge? Yenge, kümesi yıktıracak kadar ne yaptık biz sana ya? Sen nasıl böyle bir şey düşünebilirsin, nasıl yaparsın bunu? Demedim öyle bir şey, demedim ben. Sen de az değilmişsin yani Bayram Efendi. Bak Şengül Hanım, benle düzgün konuş. Benim kimseye yalan borcum yok. Ben burada olanları konuşuyorum. Eğer siz de isterseniz aynı kirayla oraya geçersiniz. Fikrinizi bana söylersiniz daha sonra. Siz de orayı boşaltın hemen. Hiçbir yere gitmiyorum. Hiç kimse de beni bu evden çıkaramaz, anladın mı? Ahlaksız adam. Bir dakika, bir dakika yenge.
O adam doğru mu söylüyor? Sen gerçekten kümesi yıkın mı dedin? Dedim. Evet dedim. O çok sevdiğiniz amcanızın gidin yanına yerleşin. Ben mecbur muyum sizinle uğraşmaya? Sen nasıl bir kadın oldun ya? Sen bizi sokağa mı attıracaksın? Vicdansız. Ay ne oluyor ya? Allah Allah. Ben sizi korudum da ne oldu ha? Ben size sahip çıktım da ne oldu? Bir gün olsun bana saygı gösterdiniz mi? Sen ne korumasından bahsediyorsun lan? Ha, sen ne anlatıyorsun bana? Sen eline geçen her fırsatta bize kötülük yaptın. Hadi bizi geçtin. Sen şu küçücük çocuğu satmaya kalktın lan, satmaya kalktın. Neyinden bahsediyorsun sen? Öyle mi Ömer Efendi? Yemek yapıp getirirken ellerine sağlık yenge derken öyle değildi ama. Öyleydi yenge. Sen hep kötü bir insandın. Ama en çok ne zaman kötüydün biliyor musun? Bizim anamızla babamız ölmüş. Ev sahibi bizi evden çıkartmış, biz sokakta kalmışız. Sen amcama ya onlar gider evden ya ben demiştin. Biz hiçbirini unutmadık, unutmayacağız da. Unutmayın. Şimdi de gidin o çok sevdiğiniz amcanızın yanına yerleşin bakalım. Size sahip çıkacak mı? O kadın bir gün olsun size benim baktığım gibi baksın. Gelin suratıma tükürün. Kimse senin kadar olmaz yenge. Kimse senin kadar vicdansız olamaz. İnan buna. Yenge sen aynı soruyorsun ya. Amcanız neden beni terk etti, neden gitti diye. Sen bu kadar kötü kalpli olduğun için olabilir mi acaba? Sen bu kadar vicdansız biri olduğun için seni terk etmiş olabilir mi acaba? Sen hiç bunu düşündün mü? Bir yazık düşmanı onları mı savunuyor ha? Bırak kolumu. Yenge! Sen nasıl kardeşime dokunursun? Ha? Ömer tamam dur bırak. Ömer oğlum. Bırak Asiye bırak. Gel 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 üstüme. Döveceğim bir de değil mi? Gel gel. Sana duyduğumuz saygıya sevgiye yazıklar olsun. Allah senin belanı versin. Ömer tamam. Ömer oğlum. Ama ben size ne yapacağımı biliyorum. Ömer dur. Kimse benim dur, kardeşime Ömer, dokunamaz lan. Ömer kimse tamam. Olur Ömer. Tamam. Kimse. Kimse benim kardeşime dokunamaz. Hani sen bizi atmaya çalıştın ya, hani kümesi yıktırmaya çalıştın ya. Sonra da kardeşimin canını yaktı. Şimdi sıra bende. Anladın mı bende? Madem burası benim hakkım, çık da evden. Git, istemiyorum seni, git. Ömer. Git, git. Git, git. Git. Artık bize zarar vermeye izin vermeyeceğim lan. Git evimden. Gidin evimden, gidin! Evimden gidin! Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp bulana. Dünya sanki sırtımda, sanki herkes karşımda. Yoruldum bu yaşımda. Anne, ne olur konuş benimle. En azından rüyamda vesile tutunmama. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat, ne de olsa yeşiller de var arayıp.